Sen doğum günü kutlamıyormuşsun diye duydum, doğru mu? Ya çocukken aslında kovalardım Canan Hanım. İstiyordum, seviyordum kutlamayı da. Hoşuma da gidiyordu ama sonradan bıraktım. Özel bir sebebi varsa hiç sormadım say. Yok aslında bildiğiniz şeyler yani. 8 sene önce Selçuk Taşkan'ı Hakkı'nın doğum gününden ben almıştım. Hı. Sorun bu mu? Savcım şimdi 12 yaşında bir çocuğa sen düğün yapar gibi eğlence düzenlersen kolluk kuvvetine gelirsin. Oradan bir güzel kaldırır. Yani artık hediyeydi, doğum günüydü, kutlamasıydı falan ne bileyim. Kimin hoşuna gitmez. Ama bana artık şey daralıyorum yani böyle. Bugün için geçerli değil ama. Bugün farklı yani. Pardon, özür dilerim. Estağfurullah, olur mu? Eskiden olsa kesin etkilenirdim ama artık ne bileyim çok zaman geçti üstünden. Bir de unuttum gitti artık yaşamamışım gibi sanki. Ben de istemezdim tabii. Senin doğum gününde böyle bir şey yapayım ama yani Selçuk Taşkın da özel günler dışında başını çıkarmıyor maalesef. Aynen öyle savcım. Bayramdan bayrama mülakatlar şeklindeydi işte bizim pederle görüşmemiz. O şekildeydi, kaçaktı. Peki Akgün abi, babama kızgın mısın hala? Yok be Altay. Savcıma kızgın değilim, hiç olmadım. Aslında iyi ki savcım almış bile diyorum yani. Çünkü neden? 20 senedir hiç görüşmediğim kadar görüştüm şu son 3 ayda. Hiç paylaşmadığım şeyleri şey yapabildim babamla yani. Paylaşabildim. Altay kızgın değilim. Bir de özel bir gün kutlayacaksak. Aile içinde kutlanmalıymış. Ben onu şey yaptım şu an. Çok teşekkür ederim yani. Harika bir yaşın olsun. Artık biz varız yanında. Tamam mı? Tamam. Böyle çok şey olduk ya. Dertlerim, tasalarımmış gibi durdu şimdi bunlar benim. Öyle değil. Benim hiç şu an derdim, tasam yok. Tam tersine keyfim bayağı bir yerinde. Erken bitti pasta. Pastayı? Altay, yemeyeceksen ver Akgün'e. Altay, hiç dokunmamışsın ben. Ellerinize, kollarınıza sağlık burada. Hakikaten çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Kızımızın da öyle. Sen niye Canan'ın üstünden Yağmur'a teşekkür ediyorsun? Direkt kendine söyle. Ellerine sağlık. Yani hiç yemedim böylesini. İlk defa yiyorum. Çok pastaydım ama bu şeylisini, meyvelisini. Çok elinin tadı geçmiş böyle yüzünün güzelliği. Tamam Akgün, senin biraz şekerin yükseldi. Hadi sen bir çık, bir yüzüne su vur, hadi. Ben bir lavaboya gidebilir miyim savcım? Buyur buyur, yukarıda biliyorsun yeri. Ne anlatıyor bu çocuk ya? Heyecanlı. İşte ilk defa doğum gününü böyle güzel kutluyor. Heyecanlı çocuk. Su içeyim. Halil Sade Bey, ben senden bir şey istiyorum. Ben bir ilaç kullanıyorum. Hafızam için. O ilaç bana iyi geliyor. Ama o ilaç Türkiye'de yok. Ben o ilacı kullanamıyorsam şey oluyor. Unutuyorsun. Da, unutuyorum. O ilaç bana lazım. Eğer o ilaç oluyorsa ben sana Selçuk Taşkın'ı getirebiliyorum. Halledilecek. Ancak ekstra isteklerin ekstra bedelleri olur Gökhan. Ne istiyorsun? Benimle bağlantılı olmayan birinin yapması gereken bir şey. Akgün, ya az kalsın söyleyeceksin sandım ya. Aynen öyle, biliyor musun? Yemin ediyorum var ya, senden tam da senin söylediğin gibi az kalsın kaçıyordu ağzımdan. Yedime sonra patlattı. Kırdım direksiyonu Yağmur. Atlattık çok şükür. Ya söyleyecektin yani direksiyonu kırmasaydın, öyle mi? Ya bak bence ben günün birinde, anın birinde savcıya artık çözüleceğim. Çünkü adamın öyle bir tesiri var benim üstümde. Anlamış değilim. Bu işin ustası, erbabı bu adam. Yani sorgu cambazı gibi. Hakikaten bizim de fıtratımız belli. Böyle sürekli kendi evine girip çıkıyoruz. Karısının, kızının, oğlunun olduğu eve girip çıkıyoruz. Kızıyla arkasından
görüşüyormuşum gibi geliyor bana. Bak, tövbe estağfurullah. Eğer bak benim kızım olsun, tamam, o oğlanı tamam, şeker tamam, bulurum. Gün tamam artık yani. Bak babana söyleyeceğim delikanlı patolojilerini. Tamam, bir bırak lütfen. Biz 3 hafta önce ne yaşadık? Sen az daha benim parmağıma yüzük takacaksın. Ne oldu? Ne oldu? Bak şimdi benim dediğime geldik değil mi? Bak, buradayız şu an. Aşk olsun Yağmur. Niye? Aşk olsun, sen bana omurgasız mı demek istiyorsun? Neyi tarif ediyorsun sen bana ben? Hayır canım yani. Ben sana değişiyorsun demek istiyorum. Yani ne alakası var omurgayla kaburgayla? Hem sen bana ne söz verdin? Bundan sonra her şey senin istediğin gibi olacak demedin mi? Tüm kalbimle. Tamam, o zaman artık öyle babaya izin almalar, babaya haber vermeler falan yok. Bunlar bitti. Bak yine sert sert konuştun. Selim savcım da sinirlenecek. Gün. Tamam, başlayacağım ya. Savcına da sana da yok. Sana başlamayacağım da. Tamam. Senin artık yeni bir görevin var. Sevgilini memnun etmek. Tamam mı? O konuda sıkıntı yaşanmaz ya. Çok iddialısınız. Yani bir romans geçmişimizde oldu tabii. İnsanlar sever bizim böyle muhabbetimizi, jestlerimizi, mimiklerimizi. Bak sen. Yalnız benim hanım kızlara benzemem. Çıtanız yüksek. Bilginiz olsun. Ama öyle babana söyleyeceğim jestleri, romansları istemiyorum, tamam mı? Onlar yok. Ya tamam dedim ya, biraz önce ya. Tamam dedim. Bitti gitti okul ya. Tamam, kapattık hadi. Gidelim aşağıdalar bu arada. Tamam, bırak. Yarın emniyete girip her şeyi konuşmak istiyorum. Fatih, konuştuklarımızı çok iyi düşündüğünü varsayıyorum ve itiraf istiyorum. Biliyorsun bunun geri dönüşü de olmaz. Anlaşmanın şartlarını konuşmamız lazım. Anlaşma mı? Benim seninle anlaşabilmem için Fatih, beni çok iyi bir şekilde ikna etmen lazım. Her şeyi anlatacağım savcı. Tamam. Güzel, yarın bekliyorum o zaman. Fatih Bey, ben çıkıyorum. Ofiste kimse kalmadı. Tamam, çık sen. Kimsin lan sen? Kimsin oğlum? Yaklaşma. Lan yaklaşma! Yapma ne olur. Ben bu güzel gece için gerçekten bütün Kara ailesine yani... ailesine, hepinize teker teker teşekkür ederim. Canan Hanım, başta size olmak üzere ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzeldi her şey. Savcımız. Yağmur, size de. Altay, sana da. Allah sizinle tanışmayı bana nasip ettiği için gerçekten çok mutluyum. Tamam lan, bitti. Yarım pasta kestik, bir şey yapmadık ya. Ver de şöyle elime. Ne yapıyorsun? Abuk sabuk işler yapmaya başladı. Bu dengesi mi bir şey oldu? Kaybetti dengesi. Tamam, hadi artık Akgün geçsin. Ne oluyor ya kovalar gibi? Tamam, geç oldu işte. Tamam, hadi artık git, git sen. Tamam, git. Ben uğrayayım. Değil mi abi? Hayret, telefonu bıraktım. Ben uğrayayım ya. Tamam, hadi çıkalım. Görüşürüz. Şimdi görüşürüz. Ben... Aa, Altay. Heh. Unutmadan senden bir 100 lira borç almıştım ya burada. Ha. Hatırlıyor musun kapıyı? Önemli değil ya. Önemli, önemli. Onu ödeyeyim ben. Hatta sen bunu böyle cansın aldın. Akgün abi. Lan al şunu. Hayır ya. Lan bayram açtı yaparsın işte ama. Delikanlı adamsın. Teşekkür ederim. Bir derdin tasan var gibi senin. Bir kıpır kıpırsın. Bana söylemen gereken bir şey varmış gibi hissediyorum sanki. Öyle mi? Var, var. Ha, neyse, tamam işte. Ne? Biri var Akgün abi. Adı Melisa.
Sen yemeğin başından beri o yüzden bir telefona gömdün kafayı da hiç kaldırmadın. Tamam, şimdi anlaşılıyor. Anlat. Ya böyle buluşmak istedi kendisi de hani ben birazcık bu işlerden anlamıyorum da hani ne bileyim. Yani yakışıklısın. Çok kız olmuştur hayatında ondan. Doğru merceğe müracaat ettin. Oturalım mı? Oturalım. Gel gel. Yarın buluşalım. Mesaj at. Mesaj? Mesaj at ya. Eskiden romantik mesajlar atardın. Şarkı falan yollardın. Mesaj at. Mesaj istiyorum ben. Tamam. Yine atarım. Hayırdır? Siz ne konuşuyorsunuz öyle orada? İkiniz büzüşmüşsünüz ortaya doğru fısır fısır. Ha? Bir işim var yarın, onu anlatıyorum ya. Ha. Ne işin var yarın? Ne işin var ya? Erken kalkacağım ya yarın ya. Vakfa gideceğim. Halil abi disiplin kurulundan yönlendirdi. Birlikte ha. Kadın Dayanışma Vakfı'na. Sen ne dinliyorsun, dinlemiyor musun sen beni ya? Ha, gönüllü vekillik. Evet, gönüllü vekillik yapacağım. Hadi sen git. Tamam, ben gideyim o zaman. Mesajlaşırız. Ben mesaj atarsın bana yarın. Mesaj atarım. Tamam. Siz niye sürekli mesaj yaşıyorsunuz ya? Arasanıza işte, öyle daha kolay. Doğru, araşabiliriz de yani. Ruh halimize göre telefon, mesaj artık hangisi olursa. Tabii o da kolay, o da olur. En önemlisi güven. Kendine bir kere özgüvenin olacak. Bir de şu gözlüklerden kurtul. Altay. Kızın yanında kaybet. Tamam. Tak şimdi beni nasıl gördün? Tamam, tamam, okey. Çok konuşmayacaksın. Masadan kalktığın an arkandan gülmeyecek. Yani yoksa seni ciddiye almaz Altay, ben sana söyleyeyim. Sen hiç şey olma, muhatap olma. Dinle, tabii dinle. Dinlemek önemli. Dinle, tabii ki dinle. Tamam, okay. Ama az konuşmaya çalış. Az ve öz konuşmaya çalış. Tamam mı? Hazır cevap olacaksın, kızı iyi dinleyeceksin. Pat diye yapıştıracaksın cevabı. Ama dediğim gibi yine kısa. Öz. Arada da iltifat etmeyi unutma. Hı. Rahat olacaksın kızın yanında. Rahat. Rahat olacaksın ki kız kendini açsın. Yoksa ne olur? Panik olur. Tabii doğru. O da ne yapacağını bilemez. Tabii. Olmaz. O yüzden uzaklara bakacaksın böyle bakışını öyle. Atacaksın böyle uzaklara. Hafif böyle bir rahatlık. Ondan sonra da ciddi ama yani. Ha. Öyle çok şey değil. Boş vereceğin cümleler söylemeyeceksin yani. Şöyle baktık böyle. Böyle mi? Ha işte sen bakışa odaklan, vücudu boş ver, omuzlar falan bırak düşsün omuzlar. Var mı ilgi alanın var mı? Kızla ortak bilgi alanın var mı? İlgi alanı? Kimya laboratuvarında tanıştık. Kimya. Kimya mı? Evet. Kimya, kimya dedin. Kimya? İlk buluşmada nereye götürebilirim ben kızı? Aliağa Rafineri. Ne konuşuyorsunuz siz orada? Ne? Ne konuşuyorsunuz orada? Yok bir şey konuşmuyoruz ya. İşte öyle saçma yani şöyle ya. Yok yok, şimdi bir şey konuşuyordunuz. Ben şimdi yarım saattir dinliyorum burada. Hani nereye götüreyim falan yani soruyorsun Akgün'e. İşte kimi nereye götüreceğini merak ediyorum. Ya öyle gündelik dertleşiyorduk işte. Havadan sudan abi kardeş şeklinde yani savcım. Çok sıkıntı yok yani. Var mıydı Altay bilmiyorum. Yok gidiyordu ya. Senin kız arkadaşın mı var lan? O kadar büyüdün mü sen? Hadi bakalım. İçine kaçıyor savcım. Utanıyor. Tamam gel içeride konuşalım. Madem... Mevzu ciddi. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Baba ol dertleşirsiniz. Selamet. Yok yok, sen de gel. Gel gel sen de gel. Hı. Sen de biz konuşuruz, danışmanlık yaparsın. Madem anlıyorsun o kadar bu işlerde. Buna gerek yok ki. Var var. Güzel. Kahve de iyi yapıyorsun. Gel bir konuşalım, bir dertleşelim. İyi konuşalım. Oku. Savcıyla anlaşmaya kalkarsan içeride de dışarıda da alacağın nefes sayılı.
Fatih abi. Fatih abi. Abi bana bakar mısın bir? Fatih abi gözlerini aç. Abi bana bakar mısın? Abi kim yaptı bunu sana? Fatih. Abi dur. Abi dur, ambulans arıyorum, dur. Dur. Abi bana bak. Abi kalkar mısın? Fatih abicim. Şimdi sen diyorsun ki kızımızın adı Melisa. Akıllı, görgülü, saygılı bir kız. Bahsettiğimiz kız. Tanımıyorum o kadar baba. Şimdi sen seçtiysen öyledir herhalde. O beni seçti. O zaman şöyle yapacağız. Bunu masaya, bu problemi masaya bir yatıracağız öncelikle. Çünkü ilk buluşma ilk intiba demektir. Savcım, buna şimdi problem olarak bakmayalım. Çocuk zaten gergin olan yani. Bir dur da başka türlü yani, başka türlü anlayamam ben. Önce bir anlayacağız, analiz edeceğiz. İşte problem neyse de. Şimdi bu kızımızın karakterine göre bir önlem almak lazım. Yani diyorsun ki saygılı, görgülü, bilgili, o zaman... Annenden ve Yağmur'dan yola çıkacağız. Ya iyi de baba, benim anlamadığım bir şey var. Ya bu iş nasıl olacak ya, ne bileyim hani hayatımda sadece... Ne nasıl olacak ya? Yani baba, hayatında bir tek annem olmuş. Pek tecrübeli sayılmazsın gibi. Ne demek istiyorsun? Annemden başkası oldu mu? Hayır. E o zaman? Oğlum ben teoriden bahsediyorum. Teori çok önemli bir şeydir. Ha. Pratik olması şart değil illaki. Ha. Şimdi... bu tür ne diyordum, lafımı unutturdun ya. Ne bak şimdi konuşacaklarımızı not al. Bunlar öyle herkesin söyleyeceği şeyler değil. Bunlar önemli mevzular. Savcım, en son diyordun ki kültürlü, bilgili, zeki, iyi aile çocuğu. Hani oradan hani gerçekleştireceğimiz eylemi tarif edersen çok daha hani mantıklı ve yarayışlı. Saygılı, görgülü, bilgili. Şimdi bu eylemleri de bu çerçevede olacaktır. Bu tür insanlar, şimdi bu tür kızlar insanda, karşısındaki adamda ilk önce beyne bakarlar. Beyin. Beyin önemli. Aradıkları şey beyindir. Beyin. Yani tipe bakmazlar hemen öyle. Sen niye kendini böyle yerden yere vuruyorsun? Fenasın ya savcım. Oğlum ben kendimden bahsediyorum. Bu tür insanların aradıkları şeyler üzerinden konuşuyorum. Tamam. Beyin. Kızı etkilemek istiyorsan eğer, nasıl diyelim, mutlaka beynine hitap edeceksin. Beynine hitap edeceksin ki İlk buluşmada ilk intiba çok önemli bu yüzden. Tamam. Savcım, eğer ayıp olmazsa, yani özel bir şey değilse, sen yengeyi nasıl etkiledin acaba? Vallahi bizim ilk buluşmamız sinema filmidir. Önden araştırdım, bu kız neyi sever, neden hoşlanır, ne ilgi alanına giriyor. Hepsini bir tarttım, araştırdım, baktım. Helal. Sonra bir gün kaldığı yurtta yatağın üstünde bir afiş gördüm, film afişi. Sonra o filmi araştırdım. Gittim, buldum, izledim bu filmi. Santim santim repliklerini ezberledim bu filmin. Sonra sinema salonunu ayarladım. Anneni ayarladım. Dedim filme gidiyoruz. En sevdiği filme götürüyorum kadını. Aldım, götürdüm, birlikte filmi izledik. Savcım, çok eğer özel bir soru olmayacaksa yine filmin ismini rica edebilir miyim acaba? Sen not mu alıyorsun orada? Tecrübelerini aktarıyorsun savcım. Ben de hani not alıyorum ki son 6 ay vereyim. Ne bileyim, işimize yarar. Biz daha genciz sonuçta. Ha, o şekilde. Tamam. Şimdi filmin adı... Vallahi film bir Fransız sanat filmiydi. Hı. Filmin adı lazım değil. Allah affetsin, 3 saatlik bir film. Bitmedi. İzliyorsun, bitmiyor film. Velhasıl biz şimdi annenle oturmuş izliyoruz filmi. Yan yanayız. En kritik yerlerde laflar geliyor. Ben pat kulağına üflüyorum lafları. Bütün o replikleri tane tane söyle. Aşk lafları. Annem bayıldı. Annen bayıldı tabii. Sen o zaman filmi daha önce izledin. Hayır. Ben ne zamanki afişi gördüm, o zaman izledim. Lafları ezberlemek için. Sonradan şu durum çıktı ortaya. Meğer Canan'ın sevdiği bir film değilmiş. Sevmeyi bırak, bildiği bir film de değilmiş. Benim beyin yandı. Evet. Canan'dan önce orada kalan bir kızcağız o yatağın üstüne asmış o afişi. Ben de sandım ki Canan'ın sevdiği film. Canan da havalı diye kaldırmamış afişi. Durum bu. Canan'ın haberi bile yok filmden. Tepesindeki filmi izlememiş, bilmiyor. Ben izledim. Kim bilir kaç kere ezberledim yani. Öyle biliyorum filmi. Savcım, o zaman istediğin gibi neticelenmemiş sanki sonra çok ya. Yani bu çalıştığım kısım istediğim gibi neticelenmedi. Ama biz o salondan sevgili olarak çıktık. Neden? Çünkü Canan bendeki çabayı, bendeki gayreti, o emeği gördü. Çünkü uğraş var işin içinde. Emek var. Yaz orada. Emeğe saygı yaz büyük harflerle. Evet. Anlatabiliyorsan beni ne demişsin, anladın ama. Ya anladım. Onda bir sıkıntı yok. İyi o zaman, ben madem özlüyorum kıza şimdi buluşmak için. Tamam.
Yani ikinizin de dinlenmişler, sentezledim, bir şey ortaya çıkardım. Ne söyle? Nedir? Vallahi gayet normal bir şekilde dondurma ısmarlayacağım. Tamam. Ve bilim teknik konuşacağız. İşte bu kadar ya. Helal olsun sana. Aynen öyle. İkimiz de dinlemişsin hakikaten. Ben gidiyorum. Şahanesin ya. Tabii yallah. Canavarsın, zehirsin. Zehir. Bana müsaade savcım. Kal be oğlum, nereye müsaade istiyorsun? Otur işte ya, güzel muhabbet ediyoruz, evde bir ses oluyor falan. Güzel yani. Seninle konuşmak isteyen biri var mı? Ben yalnız bırakayım sizi. Doğum günün kutlu olsun Hakkı. Sağ ol. Bana kızgın mısın hala? Yok, yine çıktık geldik işte, karşına oturduk. Aile ortamında pasta kesmişsin sevdiklerinle. Pek bir sevindim buna. Tüm sevdiklerini de kutladılar mı? Abi soruyorsan onunla öyle bir samimiyetimiz yok yani. Yani geçen görüştüğümüzde kafan karışıktı. Bu konuyu seninle konuşmayacağım. Eyvallah. Allah sana uzun ömür nasip etsin Hakkı. Kaderin de o güzel yüzün gibi güzel olsun. Var mı başka, var mı başka söyleyeceğin bir şey var mı yani? Yoksa... Sağ ol. Yani her manada beni düşündüğün için sağ ol. Senden kıymetli bir şey yok bu dünyada benim için. Bunu da böyle belli. Akgün. Günaydın Canan Hanım. Sen burada mı kaldın ya? Savcım sağ olsun gece bırakmadı beni. Ha. Ben uyandırmadım değil mi seni? Yok estağfurullah, zaten uyumadım ki ben, hiç uyuyamadım yani. Ya çiçekler çok havasız kalmıştı da içeride işte, ancak vakit buldum biraz havalandırayım dedim. Rengarenk ne kadar güzeller. Teşekkürler, sağ ol. Canan Hanım, benim sizinle konuşmak istediğim, böyle aslında denk geldiğimiz iyi oldu bizim. Konuşmak istediğim önemli de bir konu vardı ama. Müsait değilseniz ben daha sonra da başka bir günde konuşabiliriz. Yok yok, gel gel. Gel şurada oturalım, konuşalım bir. Belli suratından mı ne konuşacağım? Gel. Evet. Nedir? Canan Hanım, şimdi geçen bir konuşma yapmıştınız ya benimle. Daha doğrusu benim... İçime Yağmur için bir konuşma yapmıştınız. Yağmur'un nasıl kendinden taviz verdiğinden bahsetmiştiniz. Değişimin ne kadar güzel bir şey olduğundan bahsetmiştiniz. Yağmur'un mutsuz olacağı bir durumun da karşısında olduğumu aynı konuşmada belirttiğimi çok net hatırlıyorum. Aynen öyle. Hatta söyledikleriniz öyle bir işledi ki içime. İlişkinizi Yağmur'un istediği gibi yaşamaya karar verdin. İnadından vazgeçtin, hatta geldin özür bile diledin. Yağmur anlattı mı size Canan Hanım acaba bunları? Ya suratınızdan belli oluyor. Daha belli mi ya? Anayım ben, ana. Anlarım. Ben şimdi kendimle cebelleşiyorum. Gene? Savcıma bunu söyleyelim dedim Yağmur'a. Yağmur ikna olmadı. Beni de engelledi üstüne evden. Doğru yapmış. Şöyle düşünüyorum. Şimdi ben zaten bir yanlışın içindeyim. Yani bir yanlış yaptığımın farkındayım. Ama daha az nasıl yanlış yaparım
diye düşündüm ve size danışmak istedim. Sizden icazet almak istedim ben. İcazeti Allah aşkına. Hakkın, ya ben sizin karşınızda olsam öyle bir konuşma yapar mıyım? Tabii, ben oradan aldığım cesaretle şu an zaten karşınıza çıkabiliyorum, biliyor musunuz canım? Tamamen. Yani Selim Savcı'm, eğer Yağmur'un babasıysam siz de annesisiniz. Hani size sığınıyorum yani. Hani siz de benim bir büyüğümsünüz. O yüzden sizden gerçekten biraz önce de söylediğim gibi icazet almak istedim bununla alakalı. Sen mektubunu da bana vermiştin. Doğru. Mektubu da size verdim. Ya söylersem Selim'e? O sizin takdiriniz. Belki de benim söylememi istiyorsun. Yo yo. Ne? Söyleyin diye anlatmıyorum gerçekten. Yani söylemenizi de esasında istiyor muyum? Karışım. Yani karışım bu konuyla alakalı. Tamamen siz ne derseniz, siz ne yaparsanız en doğrusunu yapar, en doğrusunu dersiniz. Ben bunu biliyorum. Hakkı. Ve söyleyeceklerinizin vallahi billahi arkasındayım. Tamam, bir sakin ol. Tamam. Sen böyle şeyleri mesele etme. Tamam mı? Ya hayatınızı yaşayın, aşkınızı yaşayın güzel güzel, kırmadan, dökmeden. Zaten birileri aranıza girsin. Ne olacak yani? Siz yine beraber olacaksınız. Ha öyle izin de icazet de falan. Bende yok öyle şeyler. Ben olacak olanın arasına girmiyorum. Tamam mı? Yaşayacağız, göreceğiz. Ne olacaksa olacak artık. Ne diyeceğim? Ha. Baş tacısınız. Teşekkür ederim. Tamam. Bir ebeveyne de anlattığına göre, içini döktüğüne göre. Sen git yat, uyu, benim daha işim var. Hazırlanacağım falan. Hadi. Bir de Selim Savcı'ma söyleyecek olursanız... Söylemeyeceğim ya. Söylemeyeceğim. Tamam, sığır bitti gitti. Hadi. Tamam. Size nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten ben bilmiyorum. Etme. Teşekkür etme artık. Hadi. Yardım edecek bir şey var mı canım? Yok, yok. Sen git yat, uyu, dinlen biraz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hadi. Yan evinde uyanmayı özlemişim. Öyle mi? Burada kaldığım zamanlarda sabah uyanır uyanmaz hemen pencerenin önüne, camın önüne koşar, böyle bakardım neredesin, ne yapıyorsun diye seni görmek için. Şimdi de aynı pozisyondayım. Ama şu an ben odamdayım, gün göremezsin beni. Olsun. Orada olduğunu biliyorum ya, yeter. Sesini duymak da güzel. Ama yetmiyor işte Yağmur. Günaydın. Ne yapıyorsun pencerenin önünde? Perdeyi açtım içeri biraz güneş girsin diye. Karanlıktı da. Pencereyi de açma hadi. Doğru söylüyorsun. Tabii. Kimle konuşuyordun? Savcı mekandan aradılar beni de. İş güç işte, onlarla uğraşıyorum. Ben çıkıyorum, emniyete gideceğim. Araban yoksa bırakayım seni. Var var, arabam var savcım. Tamam o zaman, gel çıkalım. Savcım benim bir 10 dakika kadar işim var evde. 10 dakika, ne yapacaksın 10 dakika? Dağınık olan yerler var da oraları toparlayacağım. Bir de rutubetlenmiş yerler var. Camları falan açayım, havalandırayım. Tuvalet falan. Ondan sonra elimi yüzümü yıkayayım. Kendime geleyim, çıkarım ben kapıyı çekip. Bismillah. İyi tamam, kolay gelsin. Selametle savcım. Çok hoşlanıyorum sana. Çıkma teklif edin. Yıl olmuş 2021. Çıkma teklifim kaldı Allah aşkına. Kaldı senin. Kaldı. Kaldı. Biz şimdi yeni bir şeye başlıyoruz. Bu ilk buluşma çok önemli. Hmm. Her zaman. Numara. Cevap vermeyecek misin? Nereye gideceğiz? Sürpriz. Günaydın. Ay Selim ya. Çok saçmasın. Çok komik bir şey anlattı da. Abla iyi ki oyuncu olmamış bunlar. Baksana şunlara ya. Tamam ya. Tamam baba, kıvranma. Tamam, zorlamayacağız. Sizin okulunuz yok mu ya? Var. Ne duruyoruz burada? Hadi yallah. Hadi. Hadi görüşürüz babacığım. Hadi naş. Geliyorum. Görüşürüz. Beni çıkışta arabanın orada bekle. Gizli gizli dur sürekli. Gizli gizli. Ortalık yerde şey yapıyorsun sürekli. Ne yapıyorsun? Arayacağım. Okey tamam. Ah,
Hay Allah ya. Ne oldu? Ya kitabımı unuttum ben. İyi döneyim. Yok yok dönme. Şimdi 6 ay geç kalır okula falan. Siz gidin. Ben dolmuşa biner dönerim. Giderim okula. Tabii tabii dönersin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Selam söyle. Kime? Dolmuş şoförüne. Anne ya. Anne bunu ben bileyemedim ya. Beceremiyordu artık. Geç geç hadi. Atla öne atla. Herkes delirdi. Herkes delirdi aşkım. Beni bile kandıramadı anne. Beceremiyor artık. Eskisi gibi değil. Aşkım. Ne haber? İyiyim. Günaydın. Günaydın. Şimdi seni okula bırakacağım. Sonra okuldan alacağım. Bugün ilk buluşmamız önemli. İlk buluşma? İlk buluşma. İlk buluşma önemli. Özel bir şeyler yapacağız bugün. Sana bir özgüven gelmiş. Yağmur Kara sen bizim nezaketimizi tedirginlikle karıştırıyorsun. Bak bak. Laflara bak sen ya. Hayırdır? Yoksa Allah'tan ya, başka tamam. Da kimseden. Tamam Akgün. İlk buluşma güzeldi. Sen oradan devam et tamam mı? Ne yapacaksın bakalım? Neymiş planların? Sürpriz. Sürpriz. Bakayım sana bir. Sürpriz. Sürpriz. Wow. Çok havalısın sen ya. Kapı açmalar falan. Çok havalı. Akgün Gökhan. Sen daha dur Yağmur Kara. Sen daha dur. Sen bekle. Yok bak şuna bak ya. Çok garip planlarım var. Çok garip. Korkmalı mıyım? Korkma korkma. Ama heyecanlanmakta da hakkın var yani. Onu da söyleyeyim. Ali. Savcım, Fatih'le ilgili bir gelişme var. İfade vermeye mi geldi? Bak beni bekleyin, ben alacağım onun ifadesini. Hayır savcım, hastanedeymiş. Darp edilmiş. Zahmet ettin. Teşekkür ederim. Çıkıştadırım. Dün geldiğinde biraz gariptin. Yani söylediklerin, hareketlerin farklıydın. Tamam, hayır, söylediğin her şey çok güzeldi, çok değerliydi. Orası ayrı. Ama gözlerinde bir hayal kırıklığı vardı. Bana anlatabilirsin. Yağmur, bugün bizim ilk günümüz. O yüzden diğer şeyler, yani geriye kalanlar bir beklesinler, bir dursunlar. Çünkü bugün yapmak istediğim tek şey seni mutlu etmek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Onlar bir dursunlar. Bir beklesinler. Peki. Anlaştık mı? Beyimiz öyle diyorsa. Ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşelim. Yağmur. Özür diliyorum. Korkuttum. Ay, yok. Yok korkutmadın da şaşırdım. Hayırdır ne işin var senin burada? Biraz konuşabiliyoruz. Konuşabiliyoruz. İyi gel kantine geçelim. Sizin ne işiniz var burada? Fatih içeride mi? Kaan bulmuş Fatih. Vallahi çok güzel dönmüş adam. Adam. Tek kişi miymiş saldırgan? Yani ben bir tek kişi gördüm. Ama hırsızdı galiba, kaçtı birden. Gördün ama yani. Yani maskesini çıkardı, bir an orada gördüm. Bir daha görsen tanır mısın? Ya olabilir, tanıyabilirim. Tamam. Birazdan başkomiser Ali gelecek. Ona adamı, gördüğün her şeyi falan anlatacaksın, tamam mı? Selim. Hı. Hırsız yapmış olabilir mi bunu? Bakacağız.
hırsız gibi değildi ama. Ben sana söyleyeyim. Aa. Ben hiç öyle olduğunu düşünüyorum. Bu güzel. 90 metrekare. Restorana uygun. Bu güzel. Biz arayalım bu arkadaşı ya. Bu restorana uygun diyor ama onun bacası vardır herhalde. Sormak lazım. Bacayı sor. Gece teknede kaldı efendim. Eve gitmedi. Şimdi ne yapıyor? Hala teknede. Bilgisayarında bir şeylere bakıyor. Boşanma aşamasında bankaya para yatırmaz. Hesabında para olsun istemez. Ama eninde sonunda savcının evine gidecektir. Sen yine takipte kal. Eğer bankaya giderse bana hemen haber ver. Tamam. Tamam efendim. Öyle bakacak mısın bana? Geçmiş olsun. Hoşuna gitmiştir beni böyle görmek. Kim soktu seni bu hale? Kimin yaptığı belli değil mi? Sen kendine zaman zaman yapabiliyorsun böyle şeyler ama. O suçlamayı kabul etmiyorum. Basit bir kıskançlığı husumete çevirdin. Benim yüzümden suça bulaştın yani. Benim gibi birinin bu noktaya gelmesi kolay mı sanıyorsun? Herkesin hayatı zor. Öyle mi? Okulda beni hiç kantinde takılırken ya da arkadaş ortamlarında gördün mü? Göremezdin. Annem hastaydı. Kalp hastası. Nakil gerekiyordu. Ama uygun bir kalp hiçbir zaman bulunamadı. Bütün gençliğim anneme bakmakla geçti. Okuldan eve her geldiğimde onu ölü bulmaktan korkardım. Çok korkardım. Her gün bu korkuyla eve gittiğini düşün Selim. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? O korku yerini isteğe bırakıyor. Sen hiç annenin ölmesini istedin mi Selim? Ben istedim. Kendi annemin ölmesini istedim. Öz annemin gençliğimi yaşayabilmek için. Bir hayatım olsun diye istedim. Çok yorulmuştum çünkü. Çok yorulmuştum. Mezun olduktan bir süre sonra vefat etti. Öldü garip. Annem öldü. Ben istediğim için. Ben istediğim için öldü Selim be. Şimdi bunun cezasını çekiyor. Şimdi sana konuşursam beni öldürecekler. Konuşmazsam da bir süre sonra öldürecekler. Koruruz biz seni. Koruyamazsın Selim. Sana konuştuğumu hissederlerse o an bitirirler beni. Benden sana fayda yok. Beni gözaltına alacaksan al Selim. Sen iyileşince gelip alacağım seni. Selim. Sen şimdi dinlen biraz. Ne
Saçı burayı sakın boş bırakmıyorsun. Emre daha savcım. Ne yaptın Ali? Savcım çocuk karanlık olmasına rağmen saldırganı görmüş. Tamam. 25-30 yaşlarında biriymiş. Şimdi bizim İstanbul'da robot resim çizen bir çocuk vardı. Neydi adı? Fırat. Fırat. Onu arayın gelsin. Bence en iyi o çizer. Emredersiniz tamam. Savcım. Yani Akgün sana güvenip bir sırrını vermiş. Sen güvenini kırmışsın. Şimdi hemen seni affetmesini, güvenmesini bekleyemezsin. Anlıyorum. Ama ben onunla yeniden arkadaş olmak istiyorum. Ona yeniden güven vermek istiyorum. Ben biliyorum ben hata yaptım. Ama şişt. Yağmur. Öyle bir baktı ki bana. Buram acıdı. Anlıyor musun? Ben onu sevdim. O da beni sevdi. Bana sevgi verdi. Ama ben alışık değilim birinin bana iyi davranmasına. Anlıyor musun? Ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden şimdi yeniden onunla barışmak istiyorum. Çünkü onun kafasındaki o hayali ben kırdım. Ayıp ettim. Anlıyor musun? Anlıyorum. Bir hata yapmışsın ama pişmansın. Hatalar telafi edilebilir Gökhan. Ben de onu istiyorum. Bak Yağmur, o bana yardım ediyor. Yarışacak benim için. Gurcu'nun arabasıyla. O Gurcu'nun arabasına söyle ona, bana getirsin. Ben o arabaya bakmak istiyorum. Gökhan, bu yarış tehlikeli mi? Hayır. Yarışta problem yok. Yarış. Bir sıkıntı yok. Ben öyle. Önlem. Gurcu için yarışacak. Benim o arabaya bakmam lazım. Anlıyor musun? Önlem. Sadece daha iyi olacak. Güven bana. Ben arabalara güveniyorum. İnsanlara güvenmiyorum. Anlaştık? Tamam. Ben konuşacağım hakkında. Anlaştık. Thank you. Hoş geldiniz Soner Bey. Hoş bulduk. Kimse yok mu? Henüz gelmedi kimse. Hayırdır artık mekana da mı gelmiyorsun? Ha birader. Böyle gereksiz insanlarla muhatap olmamak için fazla gelmemeye çalışıyorum. Yani mecbur kalmasam aramam da. Şimdi sana bir soru. Mekanın masraflarına katılmayı düşünür müsün? Ne masrafı? Ekstra masraflar. Şimdi bu mekan kendi kendine dönmüyor. Arkasında bir emek var. Gerçi sen pek bilmezsin ama birileri çalışıyor, uğraşıyor hani. Tedarik işleriyle ben uğraşıyorum. Takip de ediyorum zaten, merak etme. Yapma ya. Vallahi ne çok çalışıyormuşsun kardeşim, gözlerim yaşardı. Bence senin amacın iş güç falan değil Eray. Ortamdaki gerginliği arttırmak. Tabii. Benim tek derdim gerilimi arttırmak ki siz de zaten Akgün'le çok güzel bir ikili oldunuz. Hani biz üç kişiydik ya kardeşim. Çok güzel ikili oldunuz. Beni de dış kapının mandalı yaptınız. Ya hadi Eray, hadi. Akgün'ü falan işin içine sokup mağduriyet çıkarmaya çalışma kendi kendine. Bak seni kırmamaya çalışıyorum ben. Ama artık uğraşmayacağım. Şimdi de tam tersini yapıyorsun ama. Bak seninki geldi bak. Vallahi bravo delikanlı kardeşim ha. İlla gözümüze sokacaksın değil mi? Sonra ben de mekana gelmeyince, Eray mekana gelmeyince gelmedi oluyor. Laf yapıyorsun. Sana bir şey diyeyim mi Soner? Sen busun oğlum. Sen busun birader. Naz. 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 Hakkım kusura bakma da şimdi yani bu arkadaş buradayken burada kalmak istemiyorum. Haydi bakalım. Naz, iki dakika bekler misin? Hemen geliyorum, söz. Bak bana Yağmur'la ilgili bir şey konuşacağız dedin. O yüzden geldim. Vallahi haklısın. Sonuna kadar ne desen haklısın. Hatırım varsa, şu kadar hatırım varsa ya. Şurada ne olur otur beni bekle ya. Ne olur. Oğlum ne bu halin tavrın kızım?
Belli ki kalbi kırılmış. Gözlerinden belli. Görmedin mi halini? Tamam ya, bizim işler karışık. Sen kendi ajandana bak Akgün. Yok yok, sen dur. İhtiyacım var sana. Bir oturup konuşmamız lazım. Vallahi bak, üstüne gittikçe vallahi daha kötü oluyor Akgün. Beni mi sağ ol ya? Ben düzelteceğim şimdi. Ben ortayı bulacağım oğlum. Hadi gel şuraya bir otur. Lan ihtiyacım var diyorum sana ya. Kardeşine acı ya kardeşim. Tamam oğlum, tamam. Geldim tamam. Tamam geldim. Oturunca böyle rahatlayacak için. Bir otur şuraya Allah aşkına. Allah'ın seversen ya. Of. Oturacaksa hiç zahmet etme, ben kalkayım. Naz lütfen, Naz beni dinle. Bir sakin olun. Benim size ihtiyacım var. Hem tamam. De bu şekiller birbirinize. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapalım biliyor musun? Siz ikiniz oturun konuşun, ben içeride bekliyorum. Hayır olmaz oğlum. Bana ihtiyacım... yağmurla ilgili yardıma ihtiyacım var dedin, geldim. Evet Naz, ama Soner'in de dahil olması lazım. Gerçekten ihtiyacım var. Lütfen beni anlayın, bana yardım etmeniz lazım. Tamam. Şey tamam. Hadi abi. Biz Yağmur'la tekrardan beraberiz ha. Gerçekten. Evet. Bana söylemedi hiçbir şey. Taze, çok taze daha. Yüzük mü taktın kıza? Modern bir şekilde oğlum, modern bir şekilde gittim, açıldım. Kendimi ifade ettim yani. Ben sevindim. Ha. Aşk insanı şekilden şekile sokar derlerdi de. Ne varmış şeklinde? Ben sana bir şey dedim mi şu anda? Ya bir ısırmayın birbirinizi. Hayır, ben sana bir şey dedim mi şu anda? Ama olmaz ki böyle. Olmaz oğlum, ben size anlatmak istediğimi anlatamam. Bir de ısırmanın gerek yok birbirinizi ya hani. Bizim ikimizi bir araya getirecek derdin ne senin, onu söylesene. Şimdi bu buluşma olayı önemli. Şimdi nasıl, sen daha iyi bilirsin. Hani kuzeni yani Yağmur Kara hani normal insan evladı olmadığı için kendisi böyle alelade bir etkinlikle etkileyemezsin, boyayamazsın gözünü diye düşünüyorum ben. Buna kalsa yapacağı şey işte bir mekan kapatmak, bir tane sanatçı çıkartacak, gidecek kızı tekneyle alacak. Bak bak gelecek, bana çok farklı sanki kendisi bak. Böyle bir şey bence de yapma Yağmur'a. Kusabilir. Değil mi? Yok aklımda benim güzel bir fikir var. Böyle entel dantel bir fikir. Oğlum bir dur, bir dur bak belki hani ne bileyim işinize yarar Soner. Ben merak ettim, bana anlat. Hah. Aynı ilgiyi göstersen olmaz değil mi sende? Bak Nazan. Baştan şunun adını koyalım. Tamam. Beni yarı yolda bırakmayacaksınız. Beni satmayacaksınız. Beni ekmeyeceksiniz. Bu organizasyonla şey beraber tamam, beraber beni uzatmaya Allah başladın aşkına. Ya söylesene biz ikimiz ne yapacağız? Bunu söyle. Tamam mı? Uzatmadan. Yapalım. Kurtulalım, bitsin gitsin. Anladın mı? Tamam abi anlatıyorum. Anlatıyorum. Canan Hanım çok teşekkür ediyorum vakfımız adına. Ya bizim için hukuki destek almak paha biçilmez. Ne demek? Ben çok mutluyum burada olduğum için. Vakfımızda kadına yönelik şiddet ve bu şiddetin temelindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ediyoruz. Kadın dayanışması yoluyla oluyor. Adından da anlaşılacağı gibi. Aynen öyle. Ben nerede bir faydam dokunacaksa ben hizmetinizdeyim. Özellikle bazı şiddet mağduru kadınlarımız başlarına gelenle yüzleşmek istemiyorlar. Şikayet etmeye de çekiniyorlar, korkuyorlar tabii. Bizi bulmaları, yardıma ihtiyaçların olduğunu kabul etmeleri meşakkatli bir süreç. O kadar çok baka var ki yardım bekleyen. Hiç uzatmayalım. Ben hemen, beni yönlendirirsiniz. Hemen başlayalım. Naide diye bir genç kızımız var şu an hastanede. Şikayetçi olamayacak kadar çok korkutmuşlar. Siz belki bir kadın ve hukukçu olarak onu ikna edebilirsiniz. Çok gençmiş. Selim. Ne yapıyorsun sen burada? Görüşmem var dedi, ne bileyim merak ettim. Gelmek istedim. Ne oldu? Bir müvekkilen var galiba. Tamam işte ne güzel. Niye üzgünsün ya? Ne oldu, bir şey mi oldu? Ha? Ya bir kız dar görmüş de çok genç böyle bir fotoğrafları gördüm. Canım sıkıldı, o gelmiş. Tamam saçmalama ya, sen zaten onun için gitmiyor musun? Evet evet ben tamam. Yapacağım her şeyi ya. Bırakmam ben o kızı. Tamam. Sen niye geldin? Mesaj atacaktın. Sürpriz yapayım dedim ya. Yani sen seversin diye biliyorum sürprizleri. Hoşuna gitmiş ki gülmeye başladın. Yüzünde hemen böyle tatlı gülücükler oluşmaya başladı. Güzel bir sürpriz yapmak istedim ya. Ne var yani? İlk buluşmamızda da aynı şeyi yapmıştın sen. Evet. Pat diye karşıma çıkmıştın. Sen de sinirlenmiştin. Sinirlenmiştim. Daha yeni tanışmışız. Bana çeşme turu attır diyorsun.
Ama nasıl açıldın sonra mihmandarlığa başlayınca? Yani yeni gelmişsin şehre. Yabancısın falan. Ben de yardımcı olayım dedim. Hoşuna gitmişti ama. Gitti. Ama işte sonra beni 2 sene süründürdün. Arkamdan ısrar kıyamet bir şekilde ikna ettik ama bayağı bir zamanımı da almadı değil. Başka sürprizler var mı? Vallahi bir nostalji turu. İlk buluşmamız mı? Sinema kapatmıştın hatırlıyor musun? Evet. Bir de bir tane filme götürmüştün de yanlış anlamıştım. Benim alakam yoktu o filmle. Evet. Bütün lafları ezberlemiştin de. İzlerken bana sürekli böyle lafları söyledin. Ben de boş boş bakıyorum ne yapıyor bu diye. Ama Canancığım sen sonuca bak yani işe yaradı mı yaramadı mı? Yaramış mı? Yaramış gibi. Sevdin şimdi yani inkar etme bence. Sevmiş miyim ya? De işim var benim. Tamam işini halledelim sonra devam edelim. Beraber. Beraber ne? Allah Allah. Ya. Allah Allah. Beraber. Evet. Bu açık hava sineması vardı bir tane ya. Duruyor mu acaba hatırlıyor musun? Ay, duruyorsa gidelim ya. Çok özledim film izlemeyi. Ha, film izlemeyi mi özledin yoksa benimle film izlemeyi mi özledin? Teşekkür ederim. Bayağı bildiğimiz sinema mı kapatacaksın? Yani doğru mu anladım? Yani evet böyle baş başa hani film izleme şeklinde ne bileyim. Güzel bir yeri var. Kapatacaksın ama illa yani. Yok ben beğendim. Valla yani Yağmur'un da hoşuna gidecek bir fikir gibi geldi. Ha. Şimdi sorun şu. Yağmur ne sever ne izler ben bilmiyorum. Acaba diyorum böyle bir tane aşk filmi patlatsam mı? Böyle gülmeli, ağlamalı, salyalı, sümüklü. Sen hayatında kaç tane aşk filmi izledin? Sıfıra yakın. Sıfıra yakın. Sen ne anlarsın aşk filminden, sanat filminden? Olmaz zaten. Niye, sebep ne? Yağmur sevmez o türü. Ben severim. Ne sever peki Yağmur Naz? Sence? Polisiye deme burada şimdi. Aa Allah. Yağmur ne yapacağız biz Yağmur ya? Polisiye romanlarından kaldırmıyor kafasını. Sen başına çok güzel iş almışsın kardeşim. O zaman Naz sen bana hangi filmi sevdiğini söyle yani. Film ismi var. Ben o filmi ayarlamaya çalışayım çünkü uzun vadede benim zamanım alacak bu iş. Filmi buldun, ayarladın, biz getirdin. Biz ne yapacağız biz oraya gel artık. Şimdi tam oradayım. Oğlum siz bana ortam hazırlayacaksınız. Tamam mı? Bana atmosfer yaratacaksınız. Şimdi seni tek başına göndermek isterdim. Hani sinemaya. Sen aslında halledersin ama başın belaya girer. Polisler girer işin içine. Naz en azından insan evladı. Seni dengeliyordur. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi Naz, yani yanlış mıyım? Sıfata bakar mısın? Öyle bir etkisi var ki insanları tesir altına alıyor. Ama benim söylediklerimi de yanlış anlıyor. Oğlum biraz gül. Yanaklarını, dudaklarını, dişlerini şöyle bir görsek. Yanaklarını biraz açsan. Hani o kadar da güzel bir insan evladısın ki aslında. Yakışmıyor mu gülmek Naz buna? Tamam. Hadi gidelim o zaman. Çiçekler bana mı? Senden daha güzel bir kız var mı burada? Ha, sırf güzel olduğum için. Bu çiçekler öyle mi? Sırf güzel olduğun için değil ama... güzelsin bayağı. Hadi. İyi. Güzelsek. O zaman bir misafirimiz var. Şöyle. Yavrum ne işin var? Senin ne işin var burada birader? Yürü Yağmur, araba evin gidiyoruz. Hadi geç. Akgün lütfen bir dinler misin? Yağmur lütfen biner misin şu arabaya? Akgün tamam lütfen. Allah aşkına geçer misin şurada bir? Lütfen ya bir kal. Yaptıkları için pişman. Önce yapıyor ediyor. Daha sonra geliyor özür diliyor pişmanlık duyuyor. Sence kime benziyor bu adam? Yağmur bak bu adamla beni sakın aynı kefeye koyma. Sen bu adamı tanımıyorsun. O hatalı günahı var. Ve farkında. Biliyorum. Sen hata yapmadın mı Gökhan'a karşı? Ya. O seni affetti. En azından bir dinleyebilirsin onu. Özrün de samimi tamam mı? Tamam bak bu yaptıklarını asla haklıya çıkarmıyor. Yaptıkları yanlış. Ama en azından bir dinleyebilirsin. Bir şeyler yapmak istiyor.
Hem belki şu yarış için yardım dokunur sana. Bak zaten bu yarışa karşı çok stresliyim. Sinirlerimi bozuyor yarış. Bari beni rahatlat. Benim de içim rahatlar. Sadece senin hatırına. Yemin ederim. Affetmek olarak algılamama bunu. Hani bir dinleyeceğim o zaman. Tamam mı? Sadece. Sadece senin için. Tamam, bu bana yeter. Merhaba. Buyurun. Emel Hanım, bir konuşabilir miyiz? Ben Naz'ın bir arkadaşıyım. Arkadaş. Evet, Eray Duraner. Naz konusunda sizi uyarmaya geldim. Anlamadım. Şimdi şöyle Emel Hanım. Soner Sancak aradığında mafyatik bir tiple birlikte kızınız. Haberiniz var mı? Birlikte. Evet, birlikte. Çok tehlikeli bir adamdır. Hatta isterseniz Selim Savcı'ya da sorabilirsiniz kim olduğunu. Yani benim dediklerimi doğrulayacaktır. Sen kimsin benim dükkanıma gelip kızım hakkında konuşuyorsun be? Sakin olun, tamam. Bakın ben ne diyorum? Bakın, birlikteler diyorum, anlıyor musunuz? Sevgili oldular yani. Ben sizi anlıyorum. Yani kendi derdinizden bu durumu gözden kaçırmış olabilirsiniz. Ben kızınıza sahip çıkın diye geldim sen buraya. Sen kimsin size... benim derdimden? Sana ne be? Şu, tamam. Sen benim dükkanıma gelip hayırdır? Sakin olun, ha? Sakin olun. Ben... Hadi, tamam, gidiyorum. Yürü, tamam, defol. Gidiyorum. Sarı kafalı. Tamam. Ama bu dediklerimi bir düşünün ama bence. Lan yürü. Kusura bakmayın. Konuştuğumuz gibi de toplu şey yaparsınız. Herhangi bir problem yok. Ben hallederim. Gerisi. Tamamdır. Çok teşekkürler. Görüşmek İyi günler. Üzere. Çok sağ olun. Filmi verdik. Görev tamamlandı. Gerçi bunu bir kişi de yapabilirdi ama neyse. Ben aşağıdan taksiye biner giderim. Bir şey söyleyeceğim. Bir bekleyebilir misin? Gitme. Gitmeyip ne yapayım? Bir dakika, beni dinle mesela. Ya bak, daha önce yapmam gereken şeyi yapmadım. Hata ettim. Ama durum değişti. Her şeyi anlattım Eray'a. Ne yapmamı bekliyorsun? Boynuna mı atlayayım? Bütün yaptıklarını unutayım mı? Ben varken yokmuşum gibi davranmanı. Ben bir hata mı yaptım diye kendimi yiyip bitirmemi, bana kendimi değersiz hissettirmeni unutayım mı? Bu kadar kolay bir şey mi bu ya? Ya bir şey söyleyeyim, çok zorluyorsun beni, bir dur ya. Ya kimseye yapmayacağım şeyleri yapıyorum sana karşı, normalde kimseye yapmayacağım şeyleri. Kendimi fazla gördüğüm için değil yani, yanlış anlama. Hele sana karşı hiç değil. Ama asıl ben değersiz hissediyorum ya kendimi. Hissediyordum yani. Seni tanıyana kadar. Sen yanımdayken bambaşka biri oluyorum ben yani. Sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi, her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi. Acayip bir duygu bu. Çok acayip. Beni tanımıyorsun. Ben de seni tanımıyorum ama... Ama hayatımda hiç kimseyi bu kadar tanımak istemedim. Kimseye kendimi bu kadar açmak istemedim. O yüzden yani bir şans olsa mesela, yeniden inşa etsek kendimizi. Başka insanlar gibi yani, sıfırdan. Bir dakika ya, pardon. Sabah annem, özür dilerim. Alo. Naz, neredesin sen? Anne, ne oluyor ya? Sen neredesin, neredesin? O mafyatik herifle mi birliktesin? Anne, anlamıyorum ben seni. Bizim dükkana böyle sarı kafalı bir herif geldi. Güya sen o mafyayla birlikteymişsin, Soner'le. Eray mı geldi restorana? Annenin yanına mı gitmiş? Anne, sakin olur musun lütfen? Olamam efendim. Neredesin sen? Ne işin var senin böyle tiplerle? Çabuk buraya geliyorsunuz, çabuk buraya geliyorsun. Mekan basma, adam yaralama, çarşamba pazarı gibi herif ya. Senin ne işin var böyle tiplerle ya? Anne lütfen bağırma bak, lütfen. Annene ne söylemiş o herif? Söylesene bana. O herif mi konuşuyor senin yanında? Naz, beni çıldırtma Allah aşkına. Çık gel şu dükkana, çık gel çabuk. Allah'ım ya.
İspiyonlamış değil mi? Bizi ispiyonlamış. Lütfen sen de üzerime bizi gelme. Bizi ispiyonlamış değil mi? Bir dakika, ben anlamaya çalışıyorum sadece ne olduğunu. Konuş. Neredesin? Ne oldu Soner Efendi? Tadın mı kaçtı? Tamam. Sen beni cezalandırmak istiyorsun şu anda. Bana ceza kesmek istiyorsun. Tamam, anladım. Kızın ne suçu var? Şimdi birader, önce o laflarına dikkat ediyorsun, tamam mı? Bak, Naz da zaten bunları senin yüzünden yaşıyor ki sen onu bence teselli edersin ya. Eray, seni yok ederim. İşte gerçek Soner Sancaktar bu. Eray. Ne yapacaksın şimdi bebiş, ha? Ceza mı keseceksin bana? Bekle, geliyorum. Nereye? Soner, oraya gitmeyeceksin değil mi? Soner, lütfen bir şey yapmayacaksın değil mi? Bir şey yapmayacağını söyle, bir şey yapmayacağını söyle. Ben sana hata yaptım. Ama ben istiyorum ki beni o hatayla tanıma. Bana bir şans ver. Ben yeniden sana kendimi tanıtmak istiyorum. Sana söz. Babanla ilgili bir daha konuşmayacağım. Sana onunla ilgili soru sormayacağım. Söz. Bitti mi? Tamam, bu kadar mı? Ben daha ne diyorum bilmiyorum. Deme bir şey. Çünkü niye biliyor musun? Hala arkadan iş çeviriyorsun. Yanlışını yanlışla telafi ediyorsun. Benimle konuşmak yerine hala gidip Yağmur'la konuşuyorsun. Sana yardım etmek istiyorum. Benim için yarışacaksın. Sadece senin için yarışmayacağım. Ben orada o adama görücü müdür nedir ona bir söz verdim. Onun için de yarışacağım. Sıkıntı yok. Ya sıkıntı yok. Naz? Yağmur. Yardım etmen lazım. Soner Eray'a bir şey yapacak. Ne oldu? Naz? Yağmur, yardım etmen lazım. Bir şey yapman lazım. Ne olur? Tamam, bir sakin ol. Naz, bir sakin olur musun? Akgün. Akgün, Naz telefonda. Soner Eray'a bir şey yapacak diyor. Bir konuşsana. Ne? Naz? Alo, bir bak, anlamıyorum hiçbir şeyi. Ha. Ne? Tamam, hallediyorum ben. Tamam, hemen arayacağım şimdi. Neredeler, ne yapıyorlar? Ulaş. Mekana gidiyor. Tamam. Bak sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Hadi arayacağım tekrar. Hadi bay bay. Ne oluyor? Bir problem oluyor. Ne diyor? Bir şey yapar mı Soner Eray'a? Soner bu. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Hiç bilmiyorum. Açmıyor. Soner. Eray'a bir şey mi yapıyor? Eray'ı ara. Evet. Oğlum acil mekanı terk et. Soner oraya geliyor. Senin de bir alıp veremediği var herhalde. Ben de tam bilmiyorum. Gelirse gelsin birader. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne diyorsun lan sen? Oğlum anlamıyor musun beni? Acil piyasayı boşalt diyorum. Ben Soner'i bir sakinleştireyim. Ondan sonra sana haber veririz. Çıkarsın tekrar, tamam mı? Ne yapacak birader? Ha? Ne yapacak yani? Sıkacak mı, vuracak mı? Ne yapacak? Gelsin, sıksın kolaysa. Buradayım, bir yere gitmiyorum. Hadi. Alo. Gitmiyor. Ben geçiyorum. Tamam, ben Naz'ın yanına gidiyorum, tamam? Tamam, tamam. Ara beni Akgün. Tamam. Akgün, ben de geliyorum. Yok yok, gerek yok. İyi misin? O kadar çok ilaç verdiler ki. Kafamı kaldıramıyorum. Bütün gün burada bekledin. Hı? Ben de kendime neden bunu yaptığımı açıklayamıyorum doğrusu. Bence artık gitmelisin Serap. Fatih burada senin yanındayım ama verdiğim ifadeyle ilgili kararım değişmedi. Biliyorum, imzalamayacaksın ifade. Önemli değil. Bilmeni istediğim bir şey var benimle ilgili. Ben suçluyum Sarı. Suçlu. Selim haklı. Kirlenmiş bir adamım ben. Keşke böyle olmasaydı ama... Değiştiremem bunu.
Benim buradan iki tane çıkış yolum var. Ya kelepçeyle ya da uçup giderek. Bir şeyler söyleme lütfen. Bilmeni istediğim bir şey daha var. Ben katil değilim Serap. Eğer o görüntüler silinmemiş olsaydı, bunu herkes, Selim de, herkes de görecekti zaten. Ben her şey olabilirim Serap. Ama katil değilim. Kapısında beklenmeyecek bir adam olduğumu öğrendin artık. Yalancı, sahtekar bir adam. Ama sana karşı hislerim hep gerçekti sen. Bu ilaçlar sersem gibi yapıyor adama. Hava ne kadar güzel. Güneşli. Pırıl pırıl. Tam uçup gitmelik bir hava. Ay. Ay. Ha. Yorgun. Biraz müsaade eder misin? Duruyormuşlar öyle. Ya hiç bu kadar da böyle pis işle buluşacağımı tahmin edememiştim yani. Yok, bence tahmin etmiştin. Kendine haksızlık etme. Bu Bedri olayını söyleyen sensin. Anlaşma teklif etme fikrini veren sensin. Nasıl peki durumu? Ben gidip görsem mi ki? Bilemedim ya. Bir şey yok. Sarsılmış. Bence bu mesele sonuçlanana kadar yaklaşmam bile lütfen. Tamam. Nasıl sonuçlanacak? Valla var planım. Ne zamandır? Vakfın annesini beklerken aklıma bir plan geldi. Sen bir yandan çiçek toplarken bir yandan davranmayı mı düşünüyorsun? Etkilendim. Merhabalar, ben avukat Canan Kara, Naide Bulat'la görüşecektim. Kontrol ediyorum. 104 numaralı oda. Teşekkürler. Rica ederim. Şans dile. Tamam, işin bitince ara beni, buralarda olacağım. Mesaj atar. Sen hala burada mısın? Ne oldu? Beni kontrol etmeye mi geldin? Burada bir işim vardı ama iyi oldu, sana denk geldim. Konuşmak istiyorum seninle biraz. Sabah konuşamadık da. Kaan vardı yanında. Selim, ifadeni imzalarken düşün dedin. Düşündüm. Ve? Uyarılarını ciddiye almaya karar verdim. Selim imzalamayacağım. Güzel. Doğru karar. Sağ ol. Kağıt parçasını imzalamış da olabilirdim. Sabah Fatih bana teslim olacaktı. İfademi geri alacağımı biliyor, o yüzden mi? Tam olarak öyle değil. Peki. Vicdan azabı yapma. Bunu bir vicdan meselesi haline getirme. Bu yaşananların senin verdiğin kararlarla bir alakası yok. Serap. Hala adamın kapısının önünde bekliyorsun. Bekleyecek başka kimsesi yok. Karakola verdiğin ifadeyi de sakın geri çekme. Neden? Fatih'le ilgili başka planlarım var. Orada verdiğin ifade yeminli bir ifade değil. O yüzden ceza da almayacaksın. Serbest mi bırakacaksın? Kafam karıştı. Fatih şimdi nasıl? Sabahkinden daha mı iyi? Uçmaktan falan bahsediyor yani, aldığı ilaçların etkisi herhalde. Bir dakika. İfademi geri alacağımı bilmiyor. Ne demek bu? Kendine bir şey yapacak.
Fatih. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Yaklaşmasaydım, böyle olmaması gerekiyordu. Böyle bitmemesi gerekiyordu. Ben böyle olsun istemedim ama bitmemeliydi. Yeter, tamam, bitti. Fatih, daha bir şeyin bittiği falan yok. Saçmalama, bırak şunu ya. Fatih, lütfen yapma bunu. Yapayım da ne yapayım? Nereye gideceğim ben Serap? Bitirecekler beni, öldürecekler diyorum sana, anlamıyor musun? Boşalt. Ne olur, korktuğum şeyi yapmamış ol. Ne olur. Ne olur. Fatih'im, şunu bir elinden bırakır mısın lütfen? Sen kendini öldürecek yapıda bir adam değilsin. Yapma şunu, bırak. Hayatım bitti diyorum size. Anlamıyor musunuz siz beni ya? Fatih. Öldürecekler beni diyorum size. Fatih, Selim'i dinle lütfen. Bak, biraz önce bana ifadeni geri almanı istemiyorum dedi. Herkes, Serap'cığım sen de lütfen. Dışarı çıkabilir misiniz? Biz bir konuşalım Fatih'le. Boşuna konuşmam bir şey değiştirmeyecek diyorum sana. Lütfen. Hah, kapıyı da kapatın. Fatih, yaklaşma. Ben seni vazgeçirmeye çalışmayacağım Fatih. Sadece konuşalım. Mantıklı iki insan gibi oturalım, konuşalım. Ben şimdi işim gereği o kadar çok otopsiye girdim çıktım ki, o kadar çok böyle vaka gördüm ki, sana önümüzdeki 5 dakika neler yaşayacağını anlatacağım. Şimdi bak, gırtlağına bu cam parçasını dayadın ya, atar damarını kestiğin anda buradan kan fışkırmaya başlayacak bir kere. O kan fışkırmaya başladığı anda müdahale edemeyeceksin ona. Biz de müdahale edemeyeceğiz. Müdahale etsek de işe yaramayacak. Çünkü o atar damarı tekrar bağlamanın mümkünatı yok. Kan kaybederek ölmek bildiğin herhangi bir ölüm şekline benzemiyor. Kafana silah dayamakla ya da kendini camdan aşağı atmakla kıyaslayamayacağın türde bir ölüm. Bu 5 dakika boyunca ölümünü yaşayacağın anlamına geliyor. Yerde kıvranacaksın ve o 5 dakika içinde kendi kanında boğulurken Fatih'cim şunu düşüneceksin. 5 dakika öncesine gidebilseydim keşke. Yalvaracaksın ama mümkün olmayacak. Ve kan kaybede kaybede öleceksin. Eğer birinci tercih yapacaksan çıkacağım. Kapıyı kapatacağım. Ve hiç kimse içeri almayacağım. Güven bana. Ama ikincisini tercih edeceksen oturacağız, konuşacağız. Çünkü sana anlatacağım şeyler var. Serap'a ifadesini çekmemişsini söylemişsin. İşte bak, konuşacağımız şeyler var. Sana söyleyeceğim çok acayip şeyler var. Tamam tamam. Önce ne olacağını söyle. Okey. Seni serbest bırakacağım bir kere. Çünkü sen serbest kaldığında benim daha fazla işime yarayacağını düşünüyorum. Kararım bu şekilde olacak. Hani ifade istiyordun, asgari ceza? Oğlum, 1 saat bile kalmayacaksın cezaevinden. Nasıl olacak bu ya? Ne yapacağım ben peki? Halil Sadi'yi tutuklamamda bana yardımcı olacaksın. Birlikte Halil Sadi'yi tutuklayacağız. Yanında çalışacaksın. Daha doğrusu bana çalışacaksın. Çok daha tehlikeli bir şey bu. Tehlike mi? Ulan, gırtlağına cam parçası dayamış bir adamsın. Hangi tehlikeden bahsediyorsun? Hiçbir şey bundan daha tehlikeli olamaz. Üstelik seni buradan dışarı bıraktığım anda, serbest bıraktığım anda asla hiçbir şekilde şüphe de çekmeyeceksin. Hapse girmeyeceğim. Söz mü? 1 saat bile kalmayacaksın hapishanede. Söz. Sen benim okul arkadaşımsın lan. Her şeyi yaparım. Vallahi yaparım. Hadi be. Hastayı. Teşekkür ederim. Merhaba. Nahide. Geçmiş olsun.
Ben avukat Canan Kara. Birlikte Kadın Dayanışma Vakfı aracılığıyla geldim. Sana yardımcı olmak istiyoruz. Nasıl yapacaksın bunu? Başına her ne geldiyse bunu yapanların cezasız kalmamasını sağlayacağım. Her ne geldiyse? Evet. Ben avukatın olmak için buradayım. Önce psikolog, şimdi sen. Ne istiyorlar benden ya? Yardımcı olmak istiyoruz, destek olmak istiyoruz sana. Olmazsın. Yani bir çıkarın olmasa yapmazsın bunu. Nahide, ben gönüllü avukatlık yapıyorum. Ve bunu gerçekten isteyerek yapıyorum. Ve bir kadın olarak başına gelen şeyin bir sürü başka kadının başına, hatta kızımın başına gelebileceğini düşünüyorum. Ve izin ver, yardım edeyim sana. Kızın mı var senin? Evet, senin yaşında. Empati kurup üzülme halime, boş ver. Şikayetçi olmamışsın. Kazaydı çünkü. Kaza olamaz bu. Dosyanı inceledim. Bunu yapanların yanına kar kalmamalı. Merdivenden düştüm, tamam mı? Kimse hiçbir şey yapmadı. Senden yardım falan da istemedim ki ben. Gitsene buradan artık. Ben sadece yardımcı olmak istiyorum. Nahide. Yalnız bırak beni. Tamam. Yine de fikrin değiştirirsen ya da yardım almak istersen... Kim olduğunu bilsen yardım falan etmezsin. Tamam. Git buradan. Tamam, peki. Soner araya bir şey yapmamış değil mi? Tamam. Yapmamış. Tamam, sen bir sakin ol Naz. Konuştum Akgün'le, herkesi. Hiçbir sorun yok. Tamam, sen bak bakayım bana bir. Daha iyi misin? Hah. Geldiler işte. İkisi de gelmiş. Sakin ol, tamam mı? Ne oldu? Kimsede bir sıkıntı yok Naz. Hiç kimsede bir zeval yok. Çok şükür herkes sağ salim. Eray da Gökhan'ın yanında. Aldı çekti götürdü sağ olsun. Soner niye inmiyor arabadan? Biraz sakinlemesi lazım Yağmur. Biraz durması lazım. Çok taze, çok alevli şu an. Ben gidiyorum. Naz, Naz. Bir izin ver, biraz sakinlesin Allah aşkına. Hayır. Konuşsunlar. Ne yaptın Eray'a? Annenle konuştun mu? Soner, cevap ver. Hayatta. Ben sana onu mu sordum? Ne yaptın Eray'a? Anlatayım mı? Çok mu merak ediyorsun? Aldım emaneti. Bacağına yasladım. Sayra'yı vurmaya mı gittin? Aynen öyle. Hatta pantolonu sıyırıp basacaktım dizine. Kemiğe denk gelmesin diye de özen gösterecektim. Sen ne anlatıyorsun ya? Duymak istedin işte. Sonra o bana böyle bir efelendi. O bacağına dayadığım emaneti aldım. Kafasına dayadım. Öldürmek için. Öldürmek için. Sonra bir şekilde ayırdılar bizi. Araya girdiler. Bunları mı duymak istiyorsun? Ondan sonra havaya iki el ateş etti Soner. Araya ben girince. Sonra bir şekilde aldım elinden silahı. Koydum barın üstüne. Barın üstünden sonra Eray aldı silahı. Bize doğrulttu. Dedi ki siz beni dışladınız. Siz bana saygı duymuyorsunuz. Siz beni dışarıda bırakıyorsunuz. Velhasıl gelen bana da kurulmuş. Allah eleman. Allah. Tabii tabii. Sonra Gökhan girdi devreye de. Atladı üstüne bir ufak bir boğuşmadan sonra aldı silah. Savurdu. Ama cesaretli çocukmuş hakikaten. Canını ortaya koydu ya. Gökhan. Çocuk, ha Gökhan. Gökhan. İnanamıyorum ya. Neler olmuş? Ya. Sen nasıl bir adamsın? Nasıl bir adam? Nasıl bir adam olduğumu bilmiyor musun? Nasıl vicdansız bir insan olduğumu bilmiyor musun? Niye ilk defa karşılaşıyormuş gibi davranıyorsun? Niye bilmiyorum. Ama bunun olmaması için ben çok çaba gösterdim. Ama bela benim kapımı çaldığı zaman ben o kapının arkasında saklanamıyorum. Eray senin arkadaşın. Eray benim arkadaşımdı da arkadaş arkadaşa böyle yapmaz. Arkadaş arkadaşı ezmez. Hak ettiğinin çok altında kurtardı o.
Vurmadığın için pişman mısın? Evet ya, evet pişmanım. Vurmadığım için pişmanım. Akgün'ün arkasına saklanmasaydı şu an hastanede yatıyor olurdu. Nokta, tamam mı? Ben seni tanımıyorum. Sen beni korkutuyorsun. İyi. İyi, kork. Kork benden, aynen. Naz. Naz, ne oldu? Naz. Naz, bir beklesene. Ben gitmek istiyorum. Tamam, dur, çantamı alayım, birlikte gidelim. Bak, hayır. Bu çocuk senin için sabahtan beri uğraşıyor. Tamam, yarın yine uğraşır. Yağmur, sen burada Akgün'le kal. Ben gideyim, tek başıma kalmak istiyorum, lütfen. Ama gidince beni ara, tamam mı? Sakinleş artık, bir dur. Ya Allah oğlum, aşkına, bir rahat dur. Bırak, tamam ya, sal beni. Bir oğlum, çık bir şuradan. Sakinleş de ondan sonra bırakacağım seni, salacağım. Bir dur oğlum. Ben yukarı çıkayım, siz bir konuşun, tamam mı? Tamam canım. Lan bana bak, Eray bu, Eray. Bugün Naz'a, yarın başka bir kız. Bak, bir şey söyleyeceğim. Şu adamın adını ağzına alma, tamam mı? Zaten şu an nefes alması bile fazla. Çekil önümden ya, bir rahat bırak. Ya tamam be oğlum. Oğlum Allah aşkına bir sakin ol artık. Ya bir oğlum artık, niye sakin olayım lan? Niye sakin olayım? Ben bu değil miyim? Ha? Ben manyağın teki değil miyim? Niye sakin olayım? Ha? Hepsi senin yüzünden zaten. Ne benim yüzümden lan? Bizi getirdin bir araya. Al, olan bu işte. Güzel kardeşim, senin derdin ne? Ya beğenmiyorsa bakmasın abi. Beğenmiyorsa bakmasın. Bak, bana bakınca korkuyorsa, benden çekiniyorsa, bir canavar görüyorsa yanımda, yöremde dolaşmasın abi o zaman. Belki de ben beceremedim. Ne bileyim, daha tecrübeli biri olsa kız konuşacaktı belki. Üslubumu mu beğenmedi acaba? Acıdı mı falan mı düşündü? Niye bir şey demiyorsun? Bir şey desene. Konuşayım mı? Konuş. Tamam, sen bitirmeni bekledim. Hayret. Şimdi bir eleştiride bulunacağım. Ama eğer izin verirsen. Öyle alınmaca, gücenmece yok. Tamam. Onun için söylemiyorum zaten. Ne oldu? Ne bileyim. Eleştirirken ilk defa izin istedim de. Yok, kötü bir şey söylemiyorum ya. Hoşuma gitti. Tamam. O zaman şunu söyleyeceğim. Şimdi bu kızı ikna etme meselesi falan, onlar halledilir. Onlar mesele değil, onları çözeriz. Ama bizim asıl çözmemiz gereken şey Canancığım şu. Nedir? Senin bu gibi durumlarda, nasıl söyleyeyim, bütün hatayı artık kendinle aramaktan vazgeçmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Olaya biraz objektif bakacaksın. Hikaye bu. Şimdi bu kızın sana söyleyemediği bir şey olabilir, bir sırrı olabilir, ne bileyim. Yani sen ne yapsan olmayacak bir durum vardır belki ortada. Anlatabiliyor muyum? Senden bağımsız düşünmen gerekiyor. Senin gibi karşımdakini suçlayayım diyorsun. Ben öyle mi yapıyorum Allah aşkına? Öyle yapıyorsun. Tamam, öyle yapmıyorum ama bunu bilerek yapıyorsun konuşuruz. Yapıyorsun da neyse. Neyse hayatım, evet. Konu ben değilim zaten. Tamam. Konu ben değilim, onu bilerek konuşuruz. Tamam. Senin olaylara bu kadar duygusal yaklaşmaman gerekiyor. Objektif olman gerekiyor. Olayın özüne odaklanman gerekiyor. Ya kendini dışarıda tutman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit ya. Fatih intihardan kurtarmış adamım, söylediklerime kulak ver diyorsun yani. Yani şimdi beni, bana kendimi anlattırtma. Sen ben ne diyorsam onu yap, rahat et. Sen bu Fatih'in katil olduğuna inanmıyorsun o zaman. Hayır. Ben başından beri katil olduğunu düşünmüyordum ki onu. Ya bırak ya Allah aşkına. Hayır, gerçekten öyle. Gerçekten. Kaza olduğundan emindim hatta. Yani Fatih her şeyi yapabilir. Bak, her şeyi yapabilir ama adam öldürebilecek yapıda bir adam değil. Sen bana böyle bir objektif ol, duygusal yaklaşma falan filan diyorsun da bence sen Fatih'e bir üzüldün. Onu bir kurtarmak istedin sanki. Ne alakası var ya? Alakası varsa Akgün'le ilgili kararlarında da öyle. Sen en büyük kararlarını hep duygusal sebeplerden alıyorsun. Sen farkında değilsin ama sen göründüğünden daha duygusal bir adamsın. Aa, öyle bir şey yok. Öyle. Hayır. Ne oldu? Neye bakıyorsun?
Ne? Burada bir dondurmacı vardı ya. 20 yıl geçmiş artık dondurmacı mı kalır Selim ya? Nasıl kalmaz ya? Ne var yani? Sinema duruyor, dondurmacı da dursun. Ne olmuş yani? E biz buradan şimdi dondurmamızı alacaktık, sinemamıza gidecektik ya. Bana bak be. Üzüldün mü sen? E üzüldüm. Yani alacaktık dondurmamızı güzel güzel. Sinema orada duruyor. Yani her şey ilk buluşmamızdaki gibi olacaktı. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bence şu an ilk buluşmamızdan bile daha güzel. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Sakinleştin mi biraz da? Sana bakıyordum mesela. Kızıyordum sana, sinirleniyordum. Niye lan? İçten içe bir yerden alay ediyordum seninle. Şu yağmur meselesi. Onun için değişeceğim diyordun ya. Hatta işte şey dedim bana. Ha. Ben olduğum adamı anlatmıyorum sana. Olacağım adamı tarif ediyorum dedim. Hatırladım, tamam, evet. Sözünü tuttun oğlum. Peşinden gittin. Bir çizgi tutturdun, çabaladın. Her şey yolunda. Sevdiğin kız yanında. Mutlusun. Bir de kendime bakıyorum. Sana savruluyorsun diyordum. Kendim savruluyormuşum. Gelmeseydin ne olacaktı Akgün? Bir şey olmayacaktı oğlum. Gelmeseydin ne olacaktı? Lan bir şey olmayacaktı. Duracaktın birader. Bir şey olmayacaktı. Bir yerde duracaktın. Çok istedim oğlum. O tetiği çekmeyi çok istedim. Öldürecektim, olmadı. Tövbe estağfurullah. Allah korusun kardeşim. Sen dert etme, Allah aşkına dert etme, tamam. Allah aşkına bir at kafandan onu. Gökhan mesaj attı çünkü yara iyiymiş, sıkıntı yok, tamam mı? Abinle konuştun, abinle. Abinle konuştun, o konuda da yanıldım. O konuda da yanıldım. Ben eskiden bu kadar yanılmazdım. Oğlum o konuda benim bile kafam karışık hala ya. Hala çözebilmiş değilim mevzuyu yani. Neden korkuyorum biliyor musun? Hakkın, içimde bir boşluk var. Kapkaranlık bir boşluk. Bazen karşıma çıkıyor. Durduramıyorum. Senle benim aramdaki fark bu işte. Sende bu yok. Olur mu öyle şey oğlum? Ben her gün ne mücadeleler veriyorum biliyor musun? Gerçekten bunu bastırabilmek için, bundan kurtulabilmek için en ufak bir kıvılcımda hemen parlıyorum, hemen. Yakıp yıkmamak için o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Ama bir sebebim var işte. Nasıl baş ediyorsun? Hayal kuruyorum oğlum. Böyle başa çıkıyorum. Yağmur düşünüyorum. Yağmurla birlikte bir gelecek hayali kuruyorum. Daha doğrusu aile hayali. Bir aile hayali. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Oğlum hani böyle ne bileyim hepimizin çizdiği resimler var ya işte hayatlarımızda. Ben o resme renk eklemeye çalışıyorum. Her uyandığımda önce yağmur geliyor aklıma. Sonra da eklemem gereken o renkler. Ne gülüyorsun oğlum, gülme. Renk eklemeye çalışıyorum. Biz beyaz siyahız ya. Sen mutluluğun resmini hayal ediyorsun. Anlatsana biraz. Anlatmam sana şimdi. Dalga geç. Geçiyorsun, dalga geçiyorsun. Dalga geçmeyeceğim. Şu anı var ya, bana daha sonra kullanacaksın bana koz olarak bunların hepsi. İstanbul'a dönmüşüz. Düzenimizi kurmuşuz. Sık sık gelip gidiyoruz tabii Çeşme'ye de. Savcım yengeyle arasını düzeltmiş, tekrar evlenmişler. Tayin de istemiş buraya. Kurmuş burada düzenini. Bizim Yağmur'la iki tane kızımız olmuş. Yağmur bu arada hukuk bürosunu açmış. Lassamır'ın İstanbul şubesini de açmışız. Çok yoğun çalıştığı için kızlarla da ben ilgileniyorum.
Ben bakıyorum onlara, öyle yuvarlanıp gidiyoruz yani. Daha devam edeyim mi? Ama bu kadar yani. Genel hatlar. Bu mu? Bu ne oldu, ne oldu? Beğenemedin mi, ne oldu? 10 yıl sonra bebek bakıcılığı mı yapacaksın? Ben biliyordum oğlum dalga geçeceğim. Dalga geçmeyeceğim diye söz verdin bana. Oğlum bir soru soruyorum. Ya yok ben ya bırak, ben vallahi hevesim kaçtı benim. Soru ya. Sordum oğlum, dalga geçmedim. Ne sordun? Bir dakika. 10 yıl sonra bebek bakıcılığı mı yapacaksın? Bebek bakıcılığı diyorsun. Tamam lan, bebek bakıcılığı yapacağım, evet. Kendi çocuklarımın bakıcılığını ben yapacağım. Tamam. Aynen. Kızlarımın bakıcılığını ben üstleneceğim Soner. Tamam. Acıktıklarında anne diye alamayacaklar da baba baba diyecekler bana. Tamam, bari bir tanesi ben, erkek olsun. Ne erkeği? Erkek ha? Yok. Erkek erkek olmasın. Niye? İnşallah. Yani Allah'ın gücüne gitmesin ama erkek olma. Erkek uzak dursun be kardeşim. Niye? Erkek seni falan örnek alırsa ona. Alırız başımıza belayı ondan sonra. Hadi 2 tane kız, tamam, güzel yani. İyi. Bak ben böyle saf saf anlattım sana hikayeyi de bunu eğer birine anlatırsan yakarım açıran Soner. Anlatmam, anlatmam. Güzel hikaye. Sağ ol. Ben olur muyum o hayalin devamında onu bilmiyorum da. Güzel hayal. Yine döndün karanlığa. Niye olmayacaksın oğlum? Nereden bileyim oğlum yani. 10 sene sonra var mıyım, yok muyum? Ölmüş müyüm, kalmış mıyım? Estağfurullah. Bilmiyorum ki. Hiç hayal etmedim ki. Evet. Hayal et. Oğlum önce hayal etmen lazım zaten. Sonra peşine düşmen lazım. Hayal etmediğin bir şeyin peşine nasıl düşeceksin? Ben düştüm o hataya da önce. Onu yaptım ama öyle bir şey yok. Önce bir şeyi çok isteyeceksin. Ya da çok istediğinin farkına varacaksın. Ya da bunu söylemekten çekinmeyeceksin. Hayallerden gerçeklere dönelim biraz. İlk buluşmaya benim yüzümden geç kalma. Hadi. Hadi hadi. Haydi. Abin? Hayalde abin nerede? Ya şimdi bu kadar böyle boru boru konuştum da en önemli kısmını söylemedim sana. Hayal kurmanın ilk kuruluşu, eğer hak etmediğini düşündüğün biri varsa onu hayallerine dahil etmeyeceksin. Duşa gir. Orhan Bey, oğlunuz tekneden ayrılıyor. Eve giderse ne yapacağını biliyorsun. Anlaşıldı. Kızım? Baba. Ne oldu sana? Gel bakayım. Gel, ne oldu? Ha? Canım çok sıkkın. Şşş, tamam kuzum, tamam. Gel ben sana bir kahve yapayım. Geç kalıyoruz ya. Yetişebiliriz istersen. Yetişmeyelim. Ama burada kalayım birazcık. Burası çok güzel. Sürprizi merak etmiyor musun? Ediyorum.
Karısı da çok güzel. Böyle de kalayım ama. O zaman ben sana sürprizi söyleyeyim. Söyle. Açık Hava Sineması. En sevdiğim film. Fanny Gidal'da oturma. Gerçekten mi? Tamam, o zaman gidelim. Hadi gidelim. Çabuk gidelim. Hızlı ol. Böyle yaparsan gidemem. Kalkamam buradan. Ama biraz daha duralım hadi. Birazcık daha. Hadi uykucu hadi. Hayır, hayır, uykucu değilim ya. Biraz daha duralım. Geç kalalım. Olur mu? Olur. Tamam. Ama zaten geç kaldık. Tamam hadi, çabuk gidelim. Hadi. Bakın, hadi. Gel. Hadi bakalım. Hadi uykucu. Hadi kalk. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle çok beğendim, biliyor musun? Gerçekten mi? Beğendin önemli değil. Çünkü sık sık gelip gideceksin. Değil mi? Hayır. Hadi gel. Tamam. Hadi ben çantamı getiririm. Hadi. Sinirimi bozuldu. Ne oldu bilmiyorum. Ay çok komik bir adamsın gerçekten. Allah. Ne o? Ah, Vertigo. Yağmur'un en sevdiği film bu. Hayda. Tamam, ne yapalım? Geldik madem, izleyeceğiz. Zaten bizden başka da meraklısı yoktur o filmin. Sen ne yapıyorsun? Fotoğrafını çekiyorum. Yağmur izlemek istiyordu sinemada ne zamandır. Yağmur'u olacaksın. Evet. Canan, gerçekten aklım almıyor ya. Ne? 40 yılın başı şuraya gelmişiz, böyle el ele, göz göze, diz dize film izleyeceğiz birlikte. Yağmur'a haber vereyim. Şimdi haber vereceksin, diyecek neredesiniz, kimlesin, ne yapıyorsun, beni niye aramadın, niye çağırmıyorsun, ben niye gelmiyorum? Şimdi dadanacak, iyi mi yani, ne oluyor? O kadar haklısın ki. Haklıyım. Ay ya. Aşkım ya. Yolda geçerken gördüm afişi de, aklında olsun, bizi bir ara gidersin filme de ya. Evet, otomatikleşmiş artık, sürekli çocuk düşünüyoruz, bu nedir ya? Evet, düşünme ya, kazık kadar çocuk artık, oldular, evet. Bırak ya. Ya bıraktım. Biraz da biz ölelim ya. Ölelim ya. Ölelim be. Ölelim be. Gel be. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Bilet alacaktık da. Maalesef. Bu gece özel bir gösterimimiz var. Kapalıyız. Özel gösterim. Kime özel? Akgün Bey siz misiniz? Akgün Bey mi? Telefonda konuşmuştuk. Sinemayı kapattı kendileri. Akgün Gökalp aşkım. Evet. Siz misiniz? Akgün, Yağmur'un en sevdiği film. Özel gösterim. Benim. Akgün Gökalp Taşkın benim. Seni. Bir dakika Canan ya. Hoş geldiniz. İstediğiniz şekilde hazırladık sinemayı. Aha. Ne gibi şeyler yapıldı mesela? Çok romantiksiniz valla Akgün Bey. Her şey istediğiniz gibi. Baş başa film izleme. Bu arada eşiniz sanırım. Yağmur Hanım'dı değil mi? Hı, Yağmur Hanım. Bakalım neler hazırlamışsınız, bir görelim ya. Tabii tabii, buyurun lütfen. Şimdi arkamızdan iki tane genç gelirse alın onları içeri. Tamam, tabii ki. Tamam. Lütfen buyurun siz. Tamam, teşekkür ederim. Girmesin artık. Bir girelim ya, girelim bakalım ne olmuş, bakalım. Güzel olmuş ya, bir şey söyleyeceğim. Bu nedir ya? Bir Allah aşkına bir bak şuraya ya. Çıldıracağım ya. Yani baksana şuralara falan bir bak Allah aşkına ya. Yani... Bu ne? Bu nasıl bir ortam ya? Şimdi benim kızımla el ele, göz göze bu minderlerde, battaniyelerin altında falan bunlar bu. Kucağın mı ya şunları? Zaten bir haller. Ben bak, ben anladım mevzuyu. Doğum gündeki halleri bilmem ne. Ben bunlara görüşmeyeceksiniz demedim mi ya? Bunlar görüşüyorlar mı ya? Ha? O kadar ben bunlara görüşemezsiniz dememe rağmen beni ezip görüşüyor mu bunlar Canan? Allah fenalık geldi artık. Ha? Görüşüyorlar, evet görüşüyorlar. Çok güzel ya. Sen de biliyorsun. Herkes biliyor, bütün dünya biliyor. Ben bilmiyorum. Ben şu anda kısmetmiş bunu öğrenmek bana. Bana bu sabah söyledi Akgün. Ezile büzüle izin istedi. O daha ezilmedi. Ezilmek nedir daha bilmiyor. Onu ben ezeceğim. Onu çok güzel ezeceğim ben onu. Hayır ya, bir şey yapmayacaksın. Sana söylemek istedi zaten. Yağmur durdurmuş. İşte arkandan iş çeviriyorum diye kendi kendini yiyor. Geldi, izin istedi benden işte. Sen de verdin izin. Verdim. Verdim.
Senime de söylenmeyecek diye de ben söyledim. Söylenmeyecek diye ben şimdi öğrendim. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapacaksın? Sürgüne mi yollayacaksın Akgün'ü? Gerekiyorsa sürgüne yollayacağım İstanbul'a. Tamam hadi yolladın. Yağmur'u ne yapacaksın? Peşinden gidecek. Eve mi kilitleyeceksin? Gerekiyorsa eve kilitleyeceğim ya. Saçma sapan konuşma. Allah aşkına Selim ya. Bırak rahat, bırak artık şu çocukları. Seviyorlar birbirlerini işte. Eziyet mi çeksinler istiyorsun? Ne istiyorsun anlamıyorum ki. Ayrıca gizleyince daha fena şeyler oluyor biliyorsun. Gördük, yaşadık bunları. Canancığım, Yağmur benim kızım. Anlatabiliyor muyum? Benim de kızım. Gitsin kendine uygun başka birini bulsun ya. Uygun işte bunu bulmuş. Yani yapacak bir şey yok artık. Ayrıca ne uygunu? Yani Yağmur kim getirse sen beğenmeyeceksin zaten. Beğenmeyeceğim evet. Yağmur benim küçük kızım. Benim için daha küçük o. Yağmur ne istediğini gayet iyi biliyor. Farkında, ısrar ediyor. Çocuğun peşini bırakmıyor. Çocuğun peşini bırakmıyor? Bırakmıyor. Ha o dolanıyor peşinden yani. Dolanıyor. Dolanıyor. Ne sakıncası var? Oh Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Canancığım sen... Sen farkında değil misin? Benim kızımı üzecek. Kalbini kıracak bu kızın. Anlayamıyor musun bunu? Aşkım yapacak bir şey yok. İnsan kırıla kırıla büyüyor. Ne yapacağız yani? Ayrıca... Ben Akgün'ün Yağmur'a nasıl baktığını gayet iyi görüyorum. Senin gibi bakıyor. Gerçekten böyle içi titriyor bakarken. Ne olur Canan anlatma ne olur. Duymak istemiyorum bunları. Ne olur. Sen Akgün'e bizim ilk buluşmamızdan mı bahsettin? Allah'ın cezası pislik herif. Çok komiksiniz ya. Taklit ediyorsun onu. Tamam ne olur Canan ne olur bir sus artık. Zaten şunun etkisinden çıkamıyorum battaniyenin, minderin falan. Fikrin üzerine ilave etmiş herhalde bunları. Etmiş. Parası var ya, kurmuş burada böyle güzel ortamını yaratmış. Bizim böyle miydi ya? Hı. Bizim ne kadar masumdu ya. Deme öyle ya, bu da masum. Yani ben o burada benim kızımla el ele diz dize hayal etmek zorunda mıyım ya? Etme. Etme aşkım. Etme, hiç zorunda değilsin. Hadi gel gidelim vallahi. Görevliye de söyleyelim. Hiç rahat bırakalım ya çocukları. Rica ediyorum senden benim. Aklım başka yerde zaten. Ama gitmeden önce de bir dondurmalarını yeriz yani. Sakin ol. Nasıl sakin olayım? Benim hayal yapımı filmi sinemada izlemek ya. Ne dedim sana bu konularda ben iyiyimdir diye? Sen araştırmışsın. Araştırmışsın sen. Nasıl buldun? Naz mı söyledi? Ya bırak şimdi nasıl ben içeri girelim. Ya neyi bırak? Hayır söyle. Bırak hadi içeri girelim. Sen ciddi misin? Öpeceğim. Burayı biliyorsundur sen zaten. Ya biliyorum da sen nereden biliyorsun buraları böyle? Öğrendik. Niye öğrendin sen bakayım? Yağmur Kara. Yağmur Kara için mi? Akgün neler yapmışsın? Sen bizim ismimizin yanına ne yazdın da öyle şaşırıyorsun şimdi böyle ya? Mumlar, minderler. Senin içinden küçük, romantik bir prens mi çıktı? Esiyor. Yani şimdi bugün hiç kimse olmayacak mı? Bir tek biz miyiz? Vallahi
Sinema senin gülün bugün. Gülüm mü dedin sen az önce? Gülüm dedim. Ama evi bu kadar oluyor ya. Tamam toparlayacağım ama şimdilik bu kadar oluyor yani. Şu an seni çok pis seviyorum. Ben de. Anlıyorsun değil mi? Başlıyor mu? Başlattık. Şöyle biraz yaklaşayım sana. Sen filmi biliyor musun? Yani ismen. İsmen. Hı hı. Vertigo aslında psikolojik bir rahatsızlık. Yani şey gibi düşün. Yükseklik korkusu gibi. Anladın mı? Hı. Önce bir dondurmamızı yiyelim. Sonra yine oradan. Şey yapalım. Benimki nerede? Bunu al Yağmur'sa. Benimki yok. Ali Bey, Ali Bey. İki tane tamam. Dondurma şey olacaktı. Sen. Ali Bey. Ali Bey'i boş ver. Seninki burada. Ben yalnız mı gelseydim acaba Selim? Hayır ya ben de geleyim. Yani savcı olarak orada durayım. Kadın rahat eder hem belki. Dur daha rahat açılır. Kısmetimizde de bu varmış bu gece. Ne işin var burada? Bir beni dinler misin önce? Bu adam kim? Cumhuriyet Savcısı Selim Karaben. Avukat hanımın eski eşi. Zorla ifademi alsın diye mi getirdim? Tamam sakin ol lütfen. Bak, Selim bize destek olmak için burada. Bize güvenebileceğini, güvende olduğunu, seni ciddiye aldığımı anlamanı istedim. Ne istiyorsun ya benden? Etmek için buradayım. Her ne yaşadıysan, sana ne yaşattılarsa sonuna kadar peşini bırakmayacağımı bil. Ve evet, bir cumhuriyet savcısı var arkamızda. Sabah bana kim olduğumu öğrenirsen yardım etmek istemezsin dedin. Ne demek istedin? Refakatçim yok. Dışarıda bekleyenim yok. Fark ettin mi? Arkadaşım bile gelmemiş yanıma. Neden yalnızım burada sence? Sen klasik bir erkek arkadaş, nişanlı, baba falan gibi bir hikaye bekliyorsun. Korkuyor onlardan, anlatamıyor diyorsun. Ama hikaye öyle değil. Tamam. Anlat bana o zaman. Bana bunları yapan müşterim, avukatım. Parayla. Tamam, anladım. Gördün mü bak? Şimdi değişti her şey değil mi? Hayır. Benim için hiçbir şey değişmedi ama... senin şu anda bir avukata daha çok ihtiyacın var. Emin misin? Evet. Anlat bana her şeyi, lütfen. Benimle kalır mısın bu gece? Biliyorum sen bu geceye böyle çok anlam yükledin. İstediğimiz gibi de sonuçlanmayacak. Ben burada kalsam sen çok kızar mısın bana? Aşkım ne kızması ya?
Ben seninle gurur duyuyorum. Gerçekten. Biz şimdi yeni bir şeye başlıyoruz ya. Sen artık işinle meşgul olacaksın. Ben evle, çocuklarla ilgileneceğim. O kadar acayip bir şey yapıyorsun ki şu anda. Aklın hiç geride kalmasın, tamam mı? Çocuklarla ilgileneceğim ben. Yarın da gelip seni alacağım buradan. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bu sinemayla ilgili Yağmur'a sakın bir şey söyleme, tamam mı? Utandırma kızı. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Görmedim, duymadım. Bilmek istemiyorum zaten. Nerede o? Hoş geldin. Bak, konuştuk seninle. Tamam, sakin. Düzgün davranacaksın. Bilmiyorum, daha karar vermedim Metin. Kızım, yok işte bir şey. Konuştum diyorum ben. Yani varmış çocukla bir şey, artık yok. Bitti gitti. Ha, varmış. Ya bu mafya bozuntusu seni dövmeye kalkmıştı, hatırlıyor musun Metin? Özür diledi sonra çocuk. Bir şey yok. Geçti. Hayret bir şey ya. Söz konusu kızın olunca akan sular duruyor vallahi. Ne gülüyorsun? Eski zamanlar geldi aklıma. Yani işte ikinizin arasında kaldığım zaman iki kadın söz konusu olunca ben hep tarafsız bölgedeyim, hani değil mi? Neyse, geçti o günler Ömer. Geçti, evet. Ben için rahat etsin diye söyledim zaten. Bir yandan da yani iyi ki varsın. Yani bu kalktı senin yanına geldi en azından. Ben bu ergenle nasıl baş edeceğim bilmiyorum ya. Kızım, ben hep buradayım zaten. Bir yere gitmiyorum ki. Yanınızdayım işte. Tavsiyene uydum bu arada. Boran Bey'den hakkım olan parayı aldım. Aldım. Ama öyle harcamayacağım. Yani har vurup harman savurmak yok. Elimde de tutmayacağım hiç. Dükkan bakıyorum şimdi. 2-3 tane baktım. Hemen kiralayayım diyorum. Belki sen de bir baksan. Yani sen anlarsın bu işlerden. Dekorasyonuydu, bacasıydı filan falan. Yok, gerek yok. Yani istemiyorum. Yani bir tut da öyle karar verelim. Hadi kızım. Hadi montunu giy, gidiyoruz eve. Ben de Selimlere gidecektim aslında, beraber belki. Yok, biz kendimiz gideriz. Sen de ayrı gidersin. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kızım. Tamam. Kıza fazla yüklenme, konuştum. Üzülmek yok. Annen de üzme. Hadi. Alo Metin'cim, ne yaptın? Seni arayacaktım. Sen ne yaptın? Ha, ben ama evde değilim ya. Canan'da kalacağım ben. Anahtarım var değil mi senin? Ha, sana gelecektim ama var var. Var anahtarım. Anlatacaklarım var sana. İyi tamam, yarın konuşuruz o zaman. Kahvaltıya gelirim ben. Tamam. Tamam, kahvaltıda görüşürüz. Hadi bay. Boran Bey. Metin Bey elinde çantayla tekneden ayrılıyor efendim. Tamam. Tamam, takipte. Baba? Annem nerede? Annen yok. Bu gece gelmeyecek, işi var. Ha, ne işi var? Bir müvekkilin yanında kalacak. Ha, sen peki burada mı kalacaksın? Hı hı. Bir mahsurum var. Yok canım, ne mahsur olacak? Sevindim. Gayet de güzel olur.
Yani sormayacak mısın baba? Nereden geliyorsun bu saatte? Neredeydin, kimleydin, ne yapıyordun falan diye? Sormayacağım. İyi tamam peki baba o zaman. Yani sen konuşmuyorsun da benimle. Ben çıkıyorum, yukarıdayım. Nereden geliyorsun? Sinemadan geliyorum. Akgün'le beraberdim. Evet baba. Artık Akgün'le görüşüyoruz. Bak daha başlamadan Akgün'ün bana ilk cümlesi gideyim savcıma söyleyeyim oldu. Yok ben onun yüzüne bakamam, utanırım, ayıp, evine girip çıkıyoruz falan. Yani ben istemedim. Bilmiyorum baba, belki de bunu ben kızın olarak karşına geçip bunu sana kendim anlatmak istiyorum. Babam benden duysun istedim. Öyle esip gürlemen, bağırman, çağırman, yasaklar koyman bir işe yaramayacak. Yaramayacak. Sadece uzun vadede senden başka şeyleri de saklamama yol açacak. İşte ben bunu istemiyorum. İstemiyorum. Tam bir hata yapacaksam da bu benim hatam. Senin değil. Şimdi bağırıp kızabilirsin. Seviyor musun onu? Çok. O seni seviyor mu? Çok. Bak eğer kalbini kıracak olursa... Tamam. Öyle bir şey olursa... bununla ben baş edebilirim baba. Benim bildiğinden haberi olmayacak o herifin. Mesele benim yanımda konuşulmayacak. Bunu net bir şekilde yasaklıyorum. Nasıl? Haberim olmayacak yani. Ben bu meseleyi bilmiyorum. İzin veriyorsun yani bize. İzin veriyorum demedim. Bilmediğim bir şeyle ilgili izin de veremem. Değil mi? Ben bu meseleyi bilmiyorum. Sen ne yaşıyorsan, ne yaşanıyorsa ben bunu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Haberim yok. Ya baba. Çok seviyorum. Sıkılmayayım sana ya. Selamünaleyküm. Akın. Hoş geldin. Eyvallah. Ne yapıyordun ya? Böldün mü? Yo ben kapatıyorum. Finish. Era için teşekkür edeyim dedim. Ha, bir şey değil. Halloldu. Halloldu da öyle bir şey değil deyip geçiştirilecek bir şey değil bu. Sen canını koydun ortaya. Yok. Bir şey değil ben. Ben yardım ediyorum. O an cesaret. Şimdi olsun bilmiyorum ne olacak. Ama o an öyle oldu. Ben ne biliyorum? Bak ben ne biliyorum? Ben ne biliyorum mesela yanlış yani çekim. Ben ne bileyim hani onun doğrusu. İşte ben ne bileyim? Ha, ben ne bileyim? Ama öyle değil işte yani sen harbiden büyüklük yaptın yani eyvallah sağ ol. Yardım ediyorum. Estağfurullah. Sen de yapıyorsun. Sen de yapıyorsun. Sen bana yardım ediyorsun. Bak onu konuşuyorduk. Tam onu konuşuyorduk. Yarım kaldı. Yok yok yarım kalan bir şey yok. Biz babam mevzusunu seninle konuştuk, kapattık. Bitti o mevzu. Onu demiyorum. Ne? Onu demiyorum. Sen bana yardım ediyorsun Akgün. Ben de sana yardım etmek istiyorum. Sen benim için yarışıyorsun. Gurucu, benim için yarışıyorsun. Sana vereceği araba. Yarışman için. O arabayı bana getir. Güven bana. Yarıştan önce ben o arabaya bakayım Akgün. Ben o arabaya bakıyorum. Sen o arabayla uçarsın. Geçen gün uçuyorduk zaten sen.
Annemiz. Bu fotoğraf ilk defa görüyorsun çünkü... Bu fotoğraf bende de tek. O fotoğrafı kim çekti biliyor musun? Baban. Nerede? Köyde. O beni sorduğun köy var ya, orada. Biz orada yaşıyorduk. O köyü çok seviyordum Akgün. Orada benim arkadaşlarım vardı. Oynuyordum. Her akşam elektrik gidiyordu. Her akşam karanlık. O zaman öyle. Annem ben uyurken korkuyorum diye bana hep masal anlatıyordu. Her akşam. Ben ne zaman uyuyorum o zaman masal stop yapıyor. Sonraki akşam. Devam ediyor masalda ne oldu. Öyle uyutuyordu beni. Ama bir masal vardı Akgün. O masalı hiç unutmuyorum. Çünkü o anın sonunu hiç anlatamadı. Ne? Neydi yani o masal? İki adam bir hastanede yatıyorlar. İkisi de yaşlı. Biri duvarın yanında yatıyor. Biri camın yanında. Yani camın yanında onun manzarası var. Bunun yok. Bakamıyor da. Ona soruyor. O anlatıyor. Bugün çocuklar dışarıda oynuyor. Hava çok güzel. Gemiler geçiyor. Rüzgar var biraz. Çiçekler açmış. Ben de çocuğum. Anneme soruyorum. Anne bugün orada ne oluyor? Manzarayı merak ediyorum. Herkes mutlu. Anlatıyor yanındakini. Ben de o adam gibi soruyorum. Bir gün o adam hastalanıyor. Kalp kriz geçiriyor. O düğmeye basmaya istiyor basamıyor. Yanındaki istiyorsa basar. Basmıyor. İstiyor ki ölsün. Ölsün. Onun yatağını ona versinler. O yatağa geçsin ki o manzarayı görmek istiyor. Kendi görmek istiyor. Basmıyor. Hemşireye gelmiyor. Adam ölüyor. Sonra? Sonra ne oluyor bilmiyorum. O zaman anlatacaktı. Baban beni bu ülkeden gönderdi. O masalda orada ne görüyordu bilmiyorum. O masal bende kaldı Akgün. Hiç öğrenemedim. Selametle. Bir de bu işin doktoru sensin. Yarın bakarsın arabaya. Hadi selametle. Baka. Baka. Neredesin sen? Savcım emretti. Bayram sabahının körü dikti beni. Gerginim. Yağmur. Öğrenmiş falan olmasın bize? Bedel ödetmeye mi çağırdı? Amacı ne savcımın? Bilemem. Savcının kızına yürürken düşünecektim bunu. Yağmur yapma ya. Bende zaten panik atak var. Yapma Allah aşkına yapma ya. Savcım günaydınlar olsun. Geç arabaya. Arabayla geldim onunla takip etseydim seni. Tamam aldığım yere bırakırım işim bitince geç arabaya. Aldığın yere bırakacaksan hayırlısı olsun inşallah savcım. Hayırlı bayramlar savcım bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar o zaman. Savcım ayıptır sorması nereye intikal ediyoruz beraber şey yapsak gitsek. Oğlum geçsene arabaya vaktim kıymetli benim atla. Yani bayram sabahı beni alıyorsun buradan vaktim kıymetli diyor. Biz nereye intikal edeceğiz onu soruyorum. Gel. Dur arabayı. Toz çok da toz geldi. Yani savcım bugün bayram sabahı ya. Hani senin aileyle olman gerekmez mi? Yani ne bileyim. Canan hanımlar, çocuklar, çoluklar beklerler seni hani. Sen benimle vakit kaybediyormuşsun gibi geliyor bana.
bir yanlışımız mı oldu savcım? Bir hatamız mı oldu? Eğer öyleyse bilelim gerçekten, ona göre denk alalım ayağımızı da. Oğlum Allah aşkına neyin doğru ki bir de yanlışını soruyorsun ya? Ama nereye gittiğimizi bilmek hakkım savcım ya. Tabii. Benim hakkım bu. O yüzden söylesen mi nereye gittiğimizi? Çünkü aldığım yere bırakacağım seni gibi bir ifade kullandın. Ne oluyor Akgün? Hani hayırlara vesile olsun. Sen cevap vermeyecek misin onlara? Merak ediyorum. Geldikçe de geliyor. Yağıyor ya maşallah. Bu sabahın bu saatinde de anlamadım yani. Bir şey mi istiyor, ne oldu, bir cevap ver ya. Kimse artık kırma kalbini. Toplu mesajlar şeklinde savcım, eş dost şeklinde. İşte. Bayağı da sevenin var maşallah. Bayram namazına kalktılarsa demek. Sağ olsunlar. Sevenimiz çok savcım da nereye gidiyoruz savcım? Vallahi gerim gerim gerildim burada yemin ediyorum ya. Böyle bendir gibi, efendime söyleyeyim davul gibi, tef gibi. Ya korkacak bir şey mi var ki geriliyorsun? Ben de onu anlamadım. Ondan değil de nereye gittiğimizi bilmiyorum ya. Böyle senin de arada bir sağın solun belli olmadığı zamanlara da denk geldiyken arada böyle olduğunu biliyoruz. Böyle yataktan artık hani kalktığında geçmişe dayalı hani benim sana yaptığım bir yanlış mı geldi aklına da böyle aldın bizi götürüyorsun dağ başına diye insan düşünmüyor değil. Neyse hani böyle açık açık. Ben hani delikanlı gibi konuşmaya şeyim, razıyım. Hani bana şimdi sorabilirsin. Tamam lan yeter mi? Hayır ben yanlış anlamıyorsam şu an sen beni bayram namazına getirdin, beraber namaz kılacağız. Peki sen biliyor musun bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sabcım bayram namazı 2 rekattır. İlk rekatta niyet edilir, önden eller bağlanır, tekbir yetilir. Sonra da Sübhaneke okunur. İstersen okuyayım ama abdestim yok benim yani şahsım. Tamam anladık biliyorsun. Bizim peder hiç aksatmazdı bayram namazlarını. 12 yaşına kadar her yıl getirdi. Ondan sonrasında zaten hakimsin. Vay be, o zaman ben bir abdest alayım. Var mı senin abdestin? Bak. Şu bankta bir adam oturuyor. Şimdi git onun yanına. Ezan okunacak ama fazla vaktin de yok. Elini öp. Gönlünü al bir bayramlık. Baban oturuyor orada. Mübarek olsun baba. Eyvallah. Sen mi ısrar ettin konuşmak, görüşmek için? Oğlumu özledim dedim. Savcı ayarladı her şeyi. En son 12 yaşındaydım seninle bayram namazına gittiğimizde. Unutulmaz. Mahalle camiine gitmiştik. Konvoyla. Cemaatin yarısı seni korumalarında. Tıklım tıklımdı. İmam efendi bayram hutbesini bayağı böyle bir uzatmıştı sağ olsun. Sende de bitse de gitsek suratı vardı. İyiydi. Bayram sabahları iyiydi 12 yaşına kadar. Ondan sonra pek bir farkı yoktu yani. Ben de çok özlüyorum bayram sabahlarını. Var mı? Bak şimdi. Beni dinle. Bundan sonra seninle daha az görüşeceğiz. Şimdi söyleyeceklerimi çok iyi dinleyeceksin. Abinin peşinden istiyorsan git ama kendi yolundan ayrılma. Ben o çocuğu hiç sevmedim. Ama sen ben değilsin. Tamam, bazı hatalar yaptık ve bu o çocuğun hayatına mal oldu. Bütün bunları düşünmediğimi sanma. Ama şunu gör ki senin üzerine düşen ışık geçmişten değil.
yarının penceresinden vuruyor üstüne. Neymiş baba benim, nasılmış yarınım? Güzel kızımızın yüzü kadar aydınlık. Tamam, ben sana bir aile veremedim ama sen aileni kuracaksın. Benim yolumdan yürümen, kıymet vermen gerekenlere de gereken kıymeti ver. Hadi geçelim. Şimdi çıkışta seni göremem falan. İyi bayramlar. Al bunu da, adettendir. Baba ne yapıyorsun ya? Alsana oğlum işte, adet. Ya bütün ablu bana bakıyor. Şu Allah aşkına çeker misin? Şu, alır mısın şunu baba? Al lan şunu. Oğlum koysana şunu cebine ya. Allah Allah. Ne yapıyorsun baba? Herkes ablu da bana bakıyor. Bir abdest alıp geleyim. Yanınıza geleyim. Yavru bu ha? Güzel. Haray şu. Seni görmek de güzel. Seni özledim. Я бы не приехал. Просто Акюм просил. Сказал, что хочет машину посмотреть. Да? Хорошо. Да, рассмотрю. Sen bu yavruyu bana bırakıyorsun. Yarışa kadar. Bende kalıyor. Ben buna bakıyorum. Ona güzel vitamin vereceğim. Sevgi veriyorum. Sonra bu uçacak. Anlıyorsun Gurcu? Bu araba uçacak. Uspakoysa Gurcu. Bu araba uçacak. İniyorum o zaman. İn. Çok mübarek bir insansın ha. Sebep? Selçuk Taşkın'la beni görüştürmen... ne bileyim, bu organizasyonu yapmak zorunda değildin. Ama sen... İnan. Babanla geçirebileceğin bayram sabahlarını 9 sene kaçırdıysan sebep biraz da benim. Vicdan yaptı savcım. Yok, vicdanım rahat. Bu da benden sana bir doğum günü hediyesi olsun. Tamam. Ver bebeğim ya, şöyle. Al şunu. Şimdi bugün bayram sabahı savcım. Akgün Gökalp Taşkın. Benim aklımda Selim Kara, böyle elini vermeyen, katı, böyle sevgisini şey yapmayan bir adam olarak kalmasın benim aklımda. Hadi iyi bayramlar. Al. Oğlum bir dur lan. Allah kahretmesin ya. Bu kadar. Bayramını kutlarım savcım tekrardan. Bu arada Canan yengeye, Altay'a, Yağmur Kara'ya çok selam. Onların da bayramlarını kutlarım. Enişten dediklerim de hani benim ağzımdan beri söylersen. Tam görüşünce kendin kutlarsın. Yüz. Selametle savcım. Görüşünce kendim kutlarım.
Demek yan yana bayram namazı kıldınız ha? Ya ne var bunda sevgilim? Ya nasıl ne var? Komik adamlarsınız gerçekten. Bak Gün ya. Benim çok canımı sıkıyor bu araba yarışı. Ya Yağmur bak böyle... Bak böyle korkacağını, böyle endişe edeceğini bilsem... Vallahi evde bırakırdım seni, getirmezdim. O zaman da aklım sende kalacaktı. İçim yiyecekti. Böyle endişelenmen de hoşuma gitmiyor değil. Gider tabii. İyi ki babacığım. Ha, dur, dur bırak beni. Dobre utro. Günaydın. Günaydın. Günaydın birader. Günaydın. Ne yaptın? Ben iyi. Sen? Yağmur. Bir problem var. Ne oluyor? Yok öyle endişeleniyor işte ya yarış marış. Niye? Niyesi falan tamam. Bundan sonra yarış falan olmayacak. Anlaştık mı Akgün? Bir problem yok. Eğleneceğiz. Hemen makineye baktım. Makine uçuyor. Ben ona güzel check-up yaptım. Makine canavar. Her şey yolunda. Güven bana. Sağ ol birader, ellerine sağ ol. Şimdi seni hazırlıyoruz. Böyle olmaz. Buraya geçiyorsun. Çocuklar seni hazırlayacak. Tamam. Sen gelmiyor musun? Geliyorum. Oo, hoş geldin Akgün Gökalp. Eyvallah. Üzerine büyük para yatırıldı. O senin bileceğin iş. Beni alakadar etmiyor. Abin arabayı hallettim dedi. Hallettim dediyse yapmıştır. Ha, ikinci viraja dikkat et. İçeriden al, hızlı girme. Tamam. Kardeşim hayırdır? Ne yapıyorsun, bana mı geliyorsun? Geldim bir şeyler yaparız diye ama sen... Vallahi o güzel yapardık aslında ama bu... Fatih abi döven adam var ya. Emniyete gideceğim. Bu robot resmini mi ne çizdireceklermiş falan. Ya hadi gel beraber gidelim. Vallahi. Vallahi gelin hadi gel. Gidelim. Şş, izledin mi akşam Göztepe'nin maçını? Ya geçirdim diyorum sana. Allah Allah. Ne oldu lan, niye gülüyorsun? Ya bir şey diyeceğim, bu Akgün'ün geçen mekanına gittim ben, orada bir kızla tanıştım. Allah Allah. Ya kız diyor resim at falan filan, ben de... Aa. Sen hızlısın ha, ver bakayım bir. Ya oğlum sakin ol, yoktu Yağmur falan bir, tamam. Manyak mısın oğlum sen, ne Yağmur? Merak ettik, bakıyoruz işte. İyi hadi bakalım. Bakayım. Nasıl ya? Ne oldu ya? Ne oldu oğlum? Bu kim? Gökhan işte, Akgün abisi. Ne? Oğlum Akgün'ün abisi mi bu adam? Akgün abisi. Emin misin Akgün'ün abisi mi bu? Evet Kaan, Eray söyledi hatta işte. Yarışçılar arabalara. Akgün. Hı. Akgün bak öyle risk almak falan yok, tamam mı? Sakin sakin, yavaş yavaş. Ya tamam mı? Sen içini fena tut canımın işi ya şurada. Sevgililik müessesine yeni kaydolmuşuz zaten, yakar mıyız kendimizi hiç? Şurada iki tur atacağız, alacağımız risk nedir ki yani? Tamam mı? Tamam, dikkat et. Haydi Brad boy. Hadi. İyi bayramlar birader. Hani insan bir karşılık verir be kardeşim ya. Yağmur. Günaydın. Altay, Yağmur.
Allah Allah. Günaydın. Ben varım, olmaz mı? Günaydın olur da sen ne zaman geldin? Ben alacaktım seni. Senin erkenden kaçtığını anlayacak kadar erken geldim Selim. Ha. Kaçmış gitmişsin çocukları bırakıp. Ne yapayım? Akgün'ü babasına götürdüm ya. Allah Allah. Hı-hı. Yani götürmeyecektim bir daha. E şimdi bayram falan ya. Bir görsün dedim yani. Ya. Kıyamadın mı? Senin gecen nasıl geçti? Kız nasıldı müvekkil? İyi, iyi, hadi yolda anlatırım. Nereye? Sitenin kafesine. Bayramlaşmaya Altay da orada bekliyor. Ne alaka? Biz niye gidiyoruz? Yani adalet sitesi adeti Selim. Unuttun mu? Hadi. Ha. Bir öpüşseydik ya bayram öpeceğim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sercim günaydın. Günaydın. Vay, Metin. Metin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Canım. İyi, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ne yapıyorsunuz? İyi, kafeye gidiyoruz. Ha, söyledi Emel. Bir göster kendini dedi. Hadi gidelim o zaman, bir çıksın aradan ya. Hadi. Hadi. Selim. Senin tayfan bunlar. Yok. Ne oluyor ya? Anlamadım. Bayağı bizim eve gidiyor. Bize mi gidiyor onlar? Buyurun. Metin Yaman mı? Evet, benim. Siz de ayrılmayın, hakkınızda ihbar var. Savcı Selim Kara, hayırdır başkomiser, ne ihbarı? Savcım açıklasın size. Savcı? Ne savcısı? İyi bayramlar savcım. Evi arayacağız. Hakim kararı burada. Buyurun. Ne bu ya? Fren yapmıyor ne demek ya? Sakin ol. Allah'a emanet. Rüşvet aldığınız konusunda bir ihbar var. Rüşvet mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Bir dakika, bir dakika dur. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Elinizdeki emre bir daha bakın isterseniz Selim Savcım. Gayet ciddi bir suçlamayla karşı karşıyasınız. Sen şimdi bana alenen rüşvet aldığımı mı söylüyorsun? Ha? Ya iftira bu, iftira. Net. Lütfen sakin olun. Ulan benim 20 yıllık meslek hayatımda bana kimse böyle bir şey söyleyemedi lan! Sen kimsin? Selim. Kimsin? Benim şerefime laf ediyorsun. Tamam Selim, sinirlenmene gerek yok. Bir işe yaramayacak, yapacaklarını yapacak onlar ya, tamam. Tamam bacanak ya, sen bir sakin ol, geçsene sen şöyle hadi. Adam gelmiş karşıma rüşvet aldım diyor ya. Kolluk gücümü kullanalım savcım. Tamam, tamam hadi siz de girin, ne yapıyorsanız yapın ya. Sen şöyle otur. Bayram sabahı Metin. Evime gelip Metin, benim tut, evimi Metin. Arayamazsın tamam, bu şekilde. Tamam, tamam. Ya ne yapıyorsunuz kışkırtır gibi dikiliyorsunuz, geçin içeri. Gir lan gir. Gir bak gir ara. Bir dakika abi, bir dakika. Abi, bir dakika. Abi bir dur. Sen evimi mi arayacaksın? Tamam, Metin tamam. Dur. Ya. Dur bir. Evimi arayacaksın. Ara ama bunu hayatım boyunca unutmayacağım bak. Tamam. Ömür boyu unutmayacağım bunu. Gel şuraya. Ya aklında olsun bak. Sen, sen
Tamam, bir geçecek kurban arayın. Ya hadi artık. Allah Allah. Terbiyesiz herif. Gel şuraya sen. Rüşvetmiş. Sen bir sakin ol gel. Çekecek bir şey var mıymış? Yokmuş. Ha? Helal be. Helal. Nasıldık? Ha? Müthiş. İyi miydi? Müthiş. Uçtu. Nasıl? Geçmiş olsun. Uçtu uçtu. Geçmiş olsun. Uçtu. Ulan borç yok borç. Dayı alacak verecek kaldı mı? Hesap kapandı. Sana anlatmam gereken bir şey var. Siz konuşun ben geliyorum tamam mı? Tamam dur dur. Ne? Geliyorum. O ne ya? Benim o çanta benim. Ha? Benim o çanta anlatacaktım sana fırsat olmadı. Bunu açıklayabilecek misin savcım? Ben bunun neyini açıklayacağım ya? Kardeşim benim o çanta. Zaten siz de şüphelisiniz Metin Bey. Bu durum yapılan ihbarla örtüşüyor. Boran Holding'den alınan rüşvetin Boran Yaman'ın oğlu tarafından Selim Kara'ya ulaştırıldığı ihbarını almıştık. Yok artık. Ne? Boran Yaman'ın oğlu üzerinden rüşvet aldım öyle mi? Bu söylediğine sen inanıyor musun savcı? Allah aşkına ya. Delillere göre hareket ediyoruz savcım. İftira var ortada. Ha, komplo bu ya nesini anlamıyorsunuz? Kardeşim bak tamam Boran Yaman evet benim babam verdi bana verdi o parayı. Selim'le ne ilgisi var o çantadaki paranın? Tamam Metin tamam. Hiç açıklama yapma bence. Siz de ne yapmanız gerekiyorsa yapın kardeşim. Ne istiyorsanız yapın. Bu şartlar altında sizi gözaltına almak durumundayım savcım. Kelepçeyi mi takacaksın? Al, tak. Ya Kaan kusura bakma sen aradın ama açamadım. Önemli bir şey mi? Yağmur bizim konuşmamız lazım. Sen neredesin? Tamam ama şu an hiç müsait değilim Kaan. Biraz bekleyemez mi? Ya, bekleyebilsem ben seni böyle ısrarla arar mıyım Yağmur ya? Sen Akgün'le beraber misin şu anda? Neden soruyorsun? Yağmur'um bak Akgün'le beraber olman şu an benim için sorun değil. Ya mesele bizimle alakalı zaten hiç değil. Ama ben bir şey gördüm. Bir şey oldu. Bunu sana anlatmam lazım. Sen neredesin şu anda? E tamam söyle o zaman Kaan. Ne oldu? Yağmur yüz yüze görüşebilir miyiz lütfen? Çok acil. Ha. Anlatacağım şu terimi bir hemen şey yapayım. Bu geçenlerde bir bana anlatmaya çalıştığım bir hikaye vardı. Sonunu bilmediğim. Annemin sana anlattığı bir masal. İki hasta. Hı. Onun sonunu dinlemek ister misin benden? Nasıl? Sen sonunu biliyor musun? Şimdi bu cam kenarındaki hasta vefat edince hastane çalışanları bir gün sonra gelmiş diğer duvar kenarında yatan hastaya sormuşlar.
Hani yeni bir hasta gelecek, sizi cam kenarına almamızı ister misiniz? Yoksa burada mı kalmak istersiniz? Hasta da tabii ki hemen geçmek isterim demiş cam kenarına. Neyse taşımışlar hastayı cam kenarına. Hasta oraya geçer geçmez yaptığı ilk iş perdeyi açmak olmuş. Ne görmüş? Simsiyah bir duvar. Manzara yok. Çocuklar yok. Anlattığı hiçbir şey yokmuş yani aslında. Annem hikayenin sonunu hep şöyle bağlardı. Sana iyilik yapana asla kazık atma. Annem. Annemiz. Böyle mi diyordun? Teşekkür ediyorum. Kardeşim. Sen iyi bir adamsın. Efendim Yağmur? Akgün, ya benim çok acil bir işim çıktı. Ben sizi bölmek istemiyorum şu an. Hemen gelelim biz de. Yok yok, siz gelmeyin. Şöyle yapalım. Sizin zaten şu an konuşacaklarınız vardır. Ben arabayı alayım, senin arabayı. İşte tamirhaneye götürürüm. Siz de Gökhan'la gelirsiniz, olur mu? Olur, olur. Olur, tamam. Tamam. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yani bayağı... Öptüm. Hadi. Sizi değiştir gidelim. Bunlar burada duruyor. Tamam, ben ayarlayacağım. Tamam. Bunu bilerek mi yaptın? Beni almadan gideceksin sen buraya. Yok hayır, durmadı, araba durmadı. Ne oldu söyle kan. Sen iyi misin? İyiyim. İyiyim, arıyorsun beni sabahtan beri, ne oldu? Ya tamam. Şimdi sana bir şey göstereceğim ben. Bu adam Akgün'ün abisi mi? Evet, abisi kan. Ne oldu? Ya hayır, ne olmuş yani abisi ise? Bu adam Fatih abinin ofisinde Fatih abiyi dövdü. Ben o zaman bu adamın kim olduğunu bilmiyordum ki. Yani Akgün'ün abisiyle ne alakası var bu olayın? Ya bilmiyorum, ben de onu düşünüyorum işte Yağmur, ne alakası var diye. Ya bak, ama ben bu adamı gördüğüme eminim, %100 eminim. Kendi gözlerimle gördüm. Hatta gittim babamla konuştum bu durumu. Önemsedi o da. Ya ben bugün emniyete gidecektim robot resmini çizdirmeye. Gökhan'ın. Evet, Gökhan abisiymiş. Bu adam. Babamı aradın mı? Aradım babana, ulaşamadım. Tamam, kapat. Kapat. Nereye? Kapıyı. Kapat hadi. Ay, Akgün şu an abisinin yanında olacak. Ne eğer öyleyse. Tak kemerini. Tak kemerini çabuk. Akgün bak, ne diyeceğim. Benim arabayla gidelim ha. Ne diyorsun? Ben bırakayım. Yağmur'u da çağır. Nerede o? Ya zaten senin arabayla gideceğiz herhalde, annemin oğlu. Yağmur'un bir işi vardı, benim arabayı aldı gitti o. Senin arabayla gidelim, senin tamirhaneye gideceğiz. Orada buluşacağız Yağmur'la da. Senin arabayla gideceğiz yani. Makine canavar. Her şey yolunda. Güven bana. Sağ ol birader, ellerine sağlık. Şimdi seni hazırlıyoruz. Böyle olmaz. Oraya geçiyorsun. Çocuklar seni hazırlayacak. Tamam. Sen gelmiyor musun? Geliyorum. Bırakma oy.
kişisel değil diyeceğim ama gayet kişisel. Annemin ne oldu, ne oldu? Annemin ne oldu, ne oldu hadi? Neyi? Ya Yağmur gelecek diyorum senin tamirhaneye. Orada buluşacağız beraber işte hadi. Ne, ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Şey, bir şey yok. Benim arabayı. Nereye koydum ona bakıyorum. Senin araba parlıyor orada baksana civciv. Sarı sarı. Daha? Daha neydi ya? Kaan, şuradan telefonumu alsana. Akgün'ü ara, hadi. Hadi çabuk. Tamam, dur. Şifren aynı mı? Aynı, aynı. Hadi Kaan, çabuk ara. Allah kahretsin ya. Nasıl inandık ya? Ben anlamıyorum hiçbir şey. Aradım. Tamam. Kasktan da hiç takmamıştım ha. Boynum boynum bir tutuk. Efendim sevgilim? Akgün, beni çok iyi dinle. Yağmur? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kaan durmuyor. Kaan. Kaan durmuyor, araba var önümde. Kaan nasıl durmuyor? Yağmur frene bassana. Kaan. Yağmur frene bas. Kaan. Yağmur. Yağmur ne oluyor? Ne Kaan'ı? Yağmur frene bas. Kaan. Yağmur dikkat et. Yağmur dikkat et. Yağmur dur. Kaan. Yağmur yavaş. Yağmur dikkat et. Lütfen dikkat et. Kaan. Yağmur dur. Ya alo. Yağmur. Durmuyor. Yağmur. Durmuyor Kaan. Yağmur.